Aziz şef bugün yine farklı menülerle karşımızda ama ben şimdiden kokuları almaya başladım. Kullandığı baharatlardan mıdır nedir? Evet, evet Aziz evet. şef neler var bugün? Herkese günaydın. günaydın. Bu arada bugün e, çok özel bir e, bonfileye yani kadayıfa sarılmış evet. bonfile yapacağız. Kadayıfa yani, sarılmış. Bonfileli kadayıf dolması. Of. Evet ama burada bir önemli bir detay var. Bonfileleri biz e, önce mühürledik sonra fırınımızda fırınımıza bir tane su koyduk suyun içerisine attık streçledikten sonra. Bravo. Suyun içerisinde 1 saat 65 derece pişirdik. 1 saat 65 evet. derece. Neden mühürledik? Etin bütün suyunu her şeyin içinde hapsetsin diye. Evet. Fırınımızı açtık içine bir su koyduk. Fırını 65 dereceye sabitledik. Bravo. Ve streçe sardığımız bonfileyi suyun içerisine attık. 1 saat boyunca o fırının içerisinde o bonfile pişmeye başladı. Ondan sonra küp küp doğradık. Burada biberimiz var, soğanımız var, domatesimiz var, kekimiz var, e, tereyağımız var. Bunlarla beraber tavada hafiften soteledik. Ama bu bonfile daha önceden pişmiş bir bonfile. Ha, yani, hazır bir şey. Tabii daha önceden pişmiş bir bonfile. Bu kokular Çiğ, var baharat evet, bir şey kokuyor evet. yani. Çiğ bonfile değil. Hoş. Bunun evet. marinasyonunda da taze evet. kekik, taze rozmari, deniz suzu, tane karabiber, ahriyetten de kırmızı tane biber var. Evet. Zeytinyağı ile beraber marine ediyoruz. Ondan sonra mühürlüyoruz, sitrece sarıyoruz, Fırınımıza 65 derece koyuyoruz su, koyuyoruz, su koyuyoruz, suyun içerisine atıp bir saat pişiriyoruz suyun içerisinde bütün içindeki enzimleri, sinirlerin hepsi ölüyor ve karşımıza yumuşacık bir et çıkıyor. Ondan sonra etimizi biberlerimiz, domatesimizle beraber tereyağıyla hafiften tavada çeviriyoruz. Arkasından yoğurt, yoğurt sosumuz var. Burada bir domates sosumuz da beraber buraya mı karıştıracağız? Evet, bitiriyoruz. Ne Bu kadar. çıkacak ortaya? Evet. Şimdi ne çıkacak ortaya? Bildiğiniz şöyle yuvarlak bir kadayıfın içerisinde bonfile çıkacak. Yani gördüğünüz şu gibi burada taze tel, tel, taze tel, tel. evet, taze bonfilelerimiz var. Şey kadayıflarımız evet, var. Evet, evet. Taze böyle, taze. Evet, Bak şöyle ya. göstereyim. Mesela şöyle etrafına evet. Şey bu kadar evet, böyle yenir mi? Yenir. Ben yiyorum vallahi çok seviyorum. Çok da seviyorum. Şimdi şu şekilde bakın. Etrafına bir tane mesela diyelim ki ne var evinizde? Çay fincanı. Aa fin ne güzel oldu evet, böyle ya. Çay Allah. fincanı var. Şu şekilde. Yalnız e, Aziz Hı -hı. Şef'in e, lütfen Hanımlar, kadınlar rica ediyorum şu süslemeleri dikkat edelim. Evet. Sevgili yönetmenimiz zaten katrajına girdin. Evet. İnanılmaz derecede süslemeler böyle el yetenekleri falan bakın gördünüz mü? Şimdi ya muhteşem oldu. Evet. <laughs> kuş yuvası, kuş yuvası kuş kuş gibi Kuş yuvası gibi oldu. Ama evet. Ama biraz büyük oldu. Evet. Şimdi kuş yuvası gibi yaptıktan sonra tereyağımızı evet. hafiften eritiyoruz tavada. Tereyağı. Evet. Üzerine Eritelim. bir tereyağı veriyoruz. Tamam. Güzelce. Merve hiç uğraşma. Boş ver Merve. Hiç uğraşma. Üzerine bir hiç uğraşma. tereyağı veriyoruz güzelce. Dağınık kalsın. Evet. Ondan sonra yaptığımız bonfileli karışımı içine koyuyoruz. Tamam. Ondan sonra şu şekilde. Evet. Kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Of, of, Şöyle. Şöyle. Ondan sonra ters çeviriyoruz. Evet. Ve şu şekilde bonfileli kadayıf dolması hazır efendim. 180 derece 15 dakika fırına atıyoruz. Kıp kırmızı kızarıyor. Of. Yanında domates sosu yoğurtla beraber mükemmel bir tat oluyor. Şimdi yani evet. böyle başlayınca arkasından ne gelecek? E ekşi <laughs> evet. soslu patlıcan. Evet. Şimdi patlıcanları gördük. Burada ekşi soslu patlıcan var. Bunun evet. en önemli özelliklerinden bir tanesi evet. içerisinde soya sos var. Evet. Asya'da kullanılan bir sostur genelde. İçerisinde soya sos, Çok. zeytinyağı. Evet, evet, zeytinyağı, evet. sarımsak, burada yeşil soğanımız ve kavrulmuş susamımız var. Allah. Im. Çok basit ve çok 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 lezzetli. Ama bunun bir özelliği var. Sadece servis ederken soğuk değil ılık olmasına özen hmm, göstermemiz buna gerekiyor. Buna çok dikkat edeceğiz. Evet, evet kadınlar duydunuz, Aziz şef yine harikalar yaratıyor. Sunum da çok önemli. Kesinlikle, ee, kesinlikle. Mutlaka evet. mesela pilav yapıyorlar. Pilavı böyle kaşıkla koyuyor. Yapmayın böyle bir tabakta böyle evet, tık böyle evet. koyalım onu. Onun görseli daha tatlı. Üzerine önce de bir bir de kuru fasulye evet. falan bırakız Önce göze hitap edecek. Evet. Ondan sonra mideye hitap edecek. O zaman e, evet. sen yavaş yavaş hazırlayalım evet, ama ben hemen bu, e, şu evet. anda ocağı kesiyor muyuz önce? Tabii. Küp küp keseceğiz. Ha küp küp, Tabii. küp keseceğiz. Şöyle. Tamam. Küp küp keseceğiz. Zaten evet. bonfilelerimiz daha önce piştiği için çok az bir şey tereyağında evet. gösterdiğimiz zaman zaten. Ustamızın el yeteneklerini yani bilin tereyağında efendim. tereyağında az bir şey Allah gösterdiğimiz etler zaman. Etler de böyle şey gibi dağılıyor. Tabii tabii bakın zaten. Pamuk gibi dağıldı Allah'ım ya. Kokusu o, o baharatların aroması bıçağımı değiştirmek ya istiyorum. Ya Aziz Şef annem bazen hani evde böyle kıyma mıyma yapıyor ya köfte falan bilmem ne. Evet. Var. Bazen böyle hata mı yapıyorum bilmiyorum ama Çiğ, çiğ azıcık alıyorum böyle. yani Kötü mü? Ben yani. ben yemin ediyorum sizin aynı şey yaşadı yaşıyorum. Kur, kur. Çocuk çocukken annem ne yaparsa çiçi çiğ ağzıma atıyordu. Vallahi atıyordum. o pirinçler minişler, <laughs> dolmalıklar var ya. Evet. Mut diye atıyorum annem evet. diyor oğlum bak kurtlanacağım mutlanacağım. Evet. Allah aynı diyorum. şeyleri yaşadık duyanlar yaşadık. Ya. Evet. Annem de çok derdi bana kurtlanacaksın yok şöyle evet. olacaksın böyle olacaksın. Hatta böyle kek yapardı o kekin çiğ yumurtalı kısmı olurdu böyle, evet. böyle bir kapta onu alırdık böyle parmaklıya parmaklıya yerdik tamam. ama daha pişmemişti yani. Tamam biz oğlak burçları evet. demek öyle ama. Şu anda ya Nurcan, biz, Nurcan Hanım gelecek biliyorsun değil mi? Biz Geç, Olak Burçları geçen, var ya. <laughs> geçen günlerde yine gelmişti. Evet. Beraber geçen, Hatta hafta yarım kalmıştı. Geçen hafta, değil mi? Tabii geçen hafta geldi ama yarım kalmıştı biliyorsun. Ya hangi Burcu en sona saklamıştı? yay olarak, yay saklamıştık? Yay Burcu'nu bilerek sona saklamıştık ama evet. şöyle bir şey var. Bu hafta da belki bir Burcu sona saklayabiliriz. Tabii evet. onunla Nurcan Hanım'la karar veriyoruz evet. ama... İlginç değil mi? Evet. Yani, Anlatın tarzı olarak. Özellikle şey... Telefonlar e, kilitlendi biliyorsun. Ben molaya girdiğimizde telefonların sürekli susmadığını fark ettim. Özellikle evet. bir de bir özellik daha var. Ben bunu evet. buradan herkese söyleyeyim. Telefonu bizzat kendiniz açıyorsunuz. Evet tabii ben açacağım. Yani o kadar asistanlarınız olmasına rağmen telefonu siz açıyorsunuz. Bu karşıdaki izleyenler için de mükemmel bir İlparatlı, şey. İhbaratlı beyaz TV ait ama çünkü, yine de önemli. Çünkü evet. birebir olarak sizle muhatap oluyorlar. Ve sizin bizzat konuşmanıza şahit oldum. Efendim... İşte bu tarz kelimelerin olarak çok kibar ve izleyenler insanlara çok değer verdiniz. Ben her de bizzat zaman gözlerimle göremiyoruz. Her zaman olurum. ekranlarda olan herkese saygı duymak zorundayız çünkü evet. bizim işimiz bu. Evet. Efendim e, birazdan az sonra bizlerle Nurcan Veci Gönül bizlerle olacak. Efendim astrolojiyi konuşacağız. Ünlü astrolog bana göre kendisine çok değer verdim. E, neden çok değer verdim? Çünkü öyle atışlar yaptık efendim hedefi vurdu yani. <laughs> Hatta bazen böyle Nurcan Hanım'a böyle tehlikeli sorular sordum geçen haftalarda. Hatta bana kızdılar. Dediler ki Erhan Bey bırakmıyorsunuz konuşsun, derdini anlatsın. Ya arkadaşlar, tabii ki konuşacağım. Ya niye konuşmayayım? Ben de bir insanım. Tamam sen de ekranlardasın. İkizleri söyleyecek, Aslan'ı söyleyecek, Terazi'yi söyleyecek de. E bırakın biz de Oğlak olarak biz de sorumuzu soralım. Siz burada olsanız acaba konuşturur musunuz Nurcan Hanım'ı? İzin verir misiniz bakalım konuşsun? <laughs> Siz de araya girersiniz. Evet, e bırakın ya ben de konuşayım e, yani biz değil olak, mi? Biz oğlaklar farklıyız. Tamamen işkolik, iş manyağı adamlarız. Abi hep parayı biz buluyoruz. Nedenini ben ne bilmiyorum. Ben <laughs> Ya bırak öyle. De. Ama abi senin elinde bilezik var ya. <laughs> evet, evet. Sen nerede iş yaparsan yap. Aziz öyle deme. Senin paran olduğunu herkes biliyor. Şimdi şey, konuşma. Yani <laughs> aramızda kalsın. Neyse Yalnız söylemeyeceğim. sağ Söz, Ölümün, veriyorum, olsun, Söz veriyorum. Kulak, gönlümüz zengin kula olsun. Söz veriyorum. Kulaklığını şöyle takalım senin. Evet. Hop Böyle yukarıdan gelsin. Evet. Gönlümüz zengin olsun. Efendim. Aziz şefi şimdi baş başa bırakacağız ama tabii ben isterseniz bir az sonramız var. Kim geliyor efendim? Nurcan ne dedik? Özür dilerim Veci gün hava İzmir'in bir havası vardır. Yağmuru falan karışık hı hı, diye hı. dikkat etmek lazım. Bir güneş açar, bir yağmur yağar. İnsanların şu anda ruh halleri, beden ruh halleri öyle olmuş efendim. Yani sabah mutsuz, öğlen mutluyum ya da e, sabah mutlu, öğlen karışık duygulardayım. Neden oluyor neden acaba bu son günlerde? Neden mi? Ne retrolar var efendim? Evet, retrolar var ama şu konu bu bu sefer de şuna değinmek istiyorum. Dört elementin etkisini bir anda yaşıyoruz. Havayı, suyu, ateşi, toprağı. Farkında mısınız? Hiç görmediğimiz su felaketlerini gördük. Girdapları gördük. Evet, İstanbul'da kesinlikle. Amerikan filmlerindeki gibiydi. Doğru mu? Önünde selfiler çektik. Yani hiç görmeyeceğim. Hiç şey. Yaşamayacağım. Yangınlar, şey. patlamalar gördük. Depremler gördük. Hava aniden değişiyor. Bakın bunlar e, tamamen dört element hareketli olduğu için astrolojinin de dört elemente dahil olan burçları hepsi şu anda kendi e, hayatında ya da yaşamların doğrultusunda ruhsal sıkıntılar yaşıyor. Kimisi çok sevinçli. Evet mutlu olan da var. Mutlu. Kimisi e, çok rahat ya da e, krizi fırsata çevirenler var. Kesinlikle. Ama kimisi Arkaya de Sıkıntılı. İşte bu ama üç gün öyle, bir gün böyle. Bu tamamen dört elementin, astrolojideki dört elementin, hava, su, ateş, toprağın aktif olmasıyla alakalı Erhan Bey. Onun ondan ötürü genci, yaşlısı, kadını, erkeği, ikizleri, aslanı, oğlağı, boğası hepsinde bir ruhsal geçiş mutlaka oluyor. Peki Nurcan Hanım, Buyurun. nasıl davransınlar, ne yapsınlar? Yani böyle durumlarda, sıkıldıklarında... Ben derim ki çık dışarı şöyle bir tur at gel. Tabii ki. Ya tabii ne ki. yapsınlar? Tabii ki böyle mutlaka bir durumda. Mu, kitap mı okusunlar? Mutlaka tabii evet. ki sosyal sen ruhlarını iyi gelecek her şeyi. Ee, bu dua da olabilir, Aa, ibadet de olabilir. Bravo. Ee, biliri bir kişiden uzmandan yardım al eğer ki bu bir evet. hastalık boyutuna gidiyorsa ruhsal evet. anlamda gördükleri şey kendi evet. baş edemiyorsa kişinin mutlaka yardım almalı ama bu süreç normal bir süreç çok kolay bir şey atlatmıyoruz ve bu yaşadıklarımız ben dedim ki 2019'da 2020'de öyle şeyler yaşayacağız ki, bunlar bizim hayatımızda kalacak demiştim ki e, buna benzer zaten bu maske olayları ortada hemen kalkmayacak belki ileride başka virüslerle karşılaşacağız Doğa çünkü iklim değişiyor. Belki buzullar kalmayacak. Tabii, tabii, tabii. Yeni virüsler çıkabilir. Bunlar hayatımızda e, hep kalacak. Geçmişte bakın öyle e, büyüklerimiz şu anda bizi izliyordur. Ne kadar zeki insanlarmış büyüklerimiz. Ellerinden öpüyorum hepsinin. E, misafir geldiği zaman ayakkabıyı dışarıda bırakır. Ellerimize kolonya dökerlerdi. Evet. Şu anda aynısını yapıyoruz. Çünkü ben 70'li döngülere tekrar döneceğiz. Ona benzer olaylar yaşayacağız dediğimizde geçtiğimiz programlarda geçtiğimiz konuşmuş. Geçtiğimiz programda söylemiştim. E, herkes bana dedi ki nasıl yani. Evet kuyruğa girdik ama edebi de hayayı da tekrar hayatımıza almaya başladık. Evet. Bu mecburiyetten mutlak kaderin döngüsü. Evet. Şu anda herkes mutlak kaderini yaşıyor Eren Bey. Yani Kesinlikle. muallak kaderden ziyade mutlak kader. Bu da bizim hayat doğduğumuz ve doyduğumuz yer, karmalarımızla. Annelerimizden babalarımızdan geçen enerjilerle ben karma astrolojiyle daha çok ilgileniyorum. Aynı genetik hastalıkların geçişleri gibi ruhsal anlamda da bağlar ve geçişler de var. Bunlardan kurtulmak için güzel dönem. Takıntılardan, bağımlılıklardan, alışkanlıklardan hayatını tekrar sıfır noktasından başlatmak için bu dönemi kullanırsa daha çok başarılı olurlar. Temizlik imandan geldiği için evet. biz aslında temizliğe çok düşkün bir milletiz toplumuz Müslümanlar. Olarak. Dünyaya bunu kanıtladık mı yine? Kesinlikle. Kanıtladık. Dünya Size bir şey söyleyeceğim. Ben yurt dışında yaşayan Türklerin emeklilik işlerini yaptığım için... Evet. aynı zamanda sosyal güvenlik uzmanı olduğu için... ...Edirne kapıya gelip kolonya alıp evet. alıp geri götürdüler. Yani evet. ülkelerine düşünün. Evet. Evet. evet, O kadar bizim hijyenlerimize düşkünler. Evet sizin dediğiniz doğru. Geriye bir dönüş var. Evet. Çok haklısınız. Peki madem koronadan, COVID-19'dan bahsettik... Hı hı. Sizce ikinci bir dalga korona ile ilgili gelebilir mi? Ne görüyorsunuz? Olabilir. E, bunu da e, şöyle hesaplamaların doğrultusunda Kasım, e, Ekim ve Kasım döngüsü gezegen hareketleri bize tutu, bir tutulma daha var. Bu yıl 5 tutulmaya e, şahitlik edeceğiz Türkiye. E, o döngülerde tekrar benim benim hesaplamalarım doğrultusunda tabii ki Rabbim bilir ama bize astrolojinin göstermiş olduğu e, açılar ve matematik 40 ya da 44 günlük yoğun bir süreç ama bizim Türkiye'de ilk dalgada yaşadığımız gibi yine bütün sağlık ekibine, e, Cumhurbaşkanımızdan bütün hizmet veren herkese e, çok teşekkür ediyoruz, çok minnettarız. Ben tablolara baktıkça dünyada bir günde vefat sayısını biz bu süreçte yani evet. çok çok e, bu ama anlamda bizim... Ulu Önder Atatürk'ün dediği evet. gibi ben evet. şöyle demiştim covid konuşulduğunda ben kendimi Atatürk'ün dediği gibi Türk hekimlerine emanet ediyorum. Çünkü Türkiye bunun bir çaresini bulacak. Kesinlikle. Türkler dünyada her şey bir çare bulabilecek zekaya sahip. Biz gövde gösterisi yapacağız dünyaya. Bakın da görün. Ama 2020'de. şöyle bir şey oldu. Şöyle bir bakarsak diğer dünya devlerinin liderleri mesela bir e, Trump nasıl dalga geçtiğini görüyorsunuz. Şunu için bunu için diye. Ama bizim sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan mesela ...mesafeye, hı hı. hijyene e, ve maskeye çok dikkat etmemiz gerektiğini... ...en başından beri evet. Sayın Fahrettin Koca, Koca. Beyefendi, e, bakanımız... ...bütün bakanlarımız aslında. Bakın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dahil olmak <laughs> koşuluyla bu süreç bize neyi öğretti? E, aslında bize e, sistematik ve disiplinli daha önce önlem alınmanın... ...ne kadar başarılı Gözümüze olabileceğini... geri döndük. 15 sene... Evet. Kesinlikle. Gözümüze geri döndük ve... Ee, geçtiğimiz günlerde konuştuğumuz gibi yerli malı, yurdum malı biz kalkıp e, çamaşır makinesi üretirken solunum cihazı ürettik. Kesinlikle. Dünyaya. Tebrik ediyorum. Tebrik Dünyaya. Ediyorum. İnşallah ben bunu olabilir. söylediğimde gerçekten mi dedi e, insanlar 2019'da konuştuğumuzda işte krizi fırsata çevirmek değil de biz gücüm, gücümüzü gösterdik. Zekamızı diyelim mi? Aynen. Biz Türk Hep şu yapay zekadan çok bahsediyorlar. Ee, evet. e i̇şte yapay zekanı ben hep de evet. dedim ki insanların kendi farkına varmasıyla alakalı olacak bu dönem. Evet. Ve Amerika'nın da e, ilk bu söylentiler çıktığında çok ciddi kayıplar yaşayacağını, ittifa kaybedeceğini hatta IMF Sağlık Örgütü'nün evet. e, belki de çok fazla Dünya Sağlık Örgütü'nün bu anlamda çok fazla dünya tarafından şikayetler alabileceğini. Evet söylediğimde herkes sustu. Yani olur mu öyle şey diye. Rüya gibi gelmişti insanlara. Peki, ben anlattığımda. Peki evet, onu demek istiyorum. Trump'ın ittifa kaybedeceğini ve bu, bu süreçte de çok başarılı olmayacağını zaten öngörmüştüm ben. Yani ben zaten Trump bana göre kendi dalında bir cumhurbaşkanı olabilir ama benim cumhurbaşkanımın önünde bir cumhurbaşkanı görmüyorum. Elbette ki değil. Yani çünkü istediği zaman halkının kalbinde ve istediği zaman Söylediği söylemlerle vatandaşına hemen anında uygulatan bir lider ve bu vasfıyla da çok önemli bizim için. İşte, dünyaya örnek oluyor aslında evet, bence. Şimdi işte Kıskanıyorlar da. Kova çağının evet. şeyi buydu yani aslında özü buydu. Ya toplum olmuyor öğreneceksin. Evet Hani sürüden ayrılanı kurtlar kapar tabii, diye bir laf vardı tabii, hep eskilerden. Tabii. Çünkü tabii. o jenerasyonu eğer örnek alırsak biz çok... Güzel yerlere geleceğiz. Kişisel anla hayatımızla ilgili. Ee, biz toplu hareket etmeyi öğrendik. Eskiden birlikte. her koyun kendi bacağından asılır diye bir söz vardı. Onu izlerdik. Şimdi sürüden ayrılanı kurtlar kapar sözüne geldik. Kesinlikle. Bakın evet. yani atasözlerini bile algılamak, algıda seçicilik bu. 2020 algıyı değiştirdi. Evet. Yani insanların hayata bakış açısını değiştirdi. Dünya bazında da hakikaten çok büyük dengeler değişiyor. Evet bir soru geliyor da o yüzden tabii, kusura tabii, tabii. bakmayın. Tabii. Ben, ben soruları cevaplamak Yok, için buradayım. Geçtiğimiz günlerde günlerde sizle konuşurken vebadan e, bahsetmiştiniz. Evet. E, peki ee, ilk Biraz ya. açabilir miyiz onu? Yani, yani çok merak ediyorlar. Önümüzde 200, ne bekliyor evet, bizi? Evet 200 yıllık döngüleri inceledim de sevgili bir canıma da bir can baliye de sevgilerimi evet. ileteyim. Hatta evet. ona da sohbet ettiğimde. Selamlar işte, gönderiyorum. Selamlarımı gönderiyorum ona can arkadaşım. Evet. Dedim ki ya öyle bir döngü var ki bir can karşımda. Öyle açılarla karşılaşıyorum ki e, sanki 200 yıl önce Wuhan'da çıkan Araştırdığımda Wuhan'dan çıktığını. Yanlışım varsa lütfen düzeltin. Evet doğru yer Wuhan. İk, hayır bu veba salgını evet. 200 yıl önce veba salgını çıktığında Wuhan'a yine Wuhan şehrinden çıktığını ve o zamanlar çare bulamadığı için doktorları öldürdüklerini 200 yıl önceki döngülerde. <laughs> Allah Allah 40 yıl öncesi 200 yıl öncesi hep böyle veba ile ilgili bir şey var. Ben de bakıyorum Kova ve hep hastalık veriliyor tarihlerde, açılarda. Toplum hastalığı çünkü kova çağı toplumu işaret ettiği için evet. özgürlüğümüz kısıtlanacak. Bunu kısıtlayan da sağlık olacak. Hangi sağlık konu? Yine vebaya benzer bir şeyler yaşayacağız biz dedim. Ee, virüs çıktı. Ama ben geçtiğimiz günlerde sizin programınızda yine söyledim. Yine ben veba sözünü 2020'de duyacağım diye. Evet bununla ilgili... Keşke duymayız ama du hani duymasak. Hep diyorum ki inanın Hı -hı. hep bunda yanılayım istiyorum. Burada yalancı çıkayım, burada yanılayım istiyorum ama... Ben yine veba sözcüğünü duyacağıma hatta bizim o programdan sonra çok fazla şey geldi. Hemen bir haber düşmüş. Akabinde birkaç saat içinde. Dünya astrolojik ile ilgili, dünya ile ilgili bir genel bir şey söyleyebilir misiniz? Şimdi şöyle, Çin'i çok konuşacağımızı ne söylemiştim. Yılın evet. ikinci yarısında Çin'le Hindistan'ın yine konuşmalarını çok konuşacağız. Ama bu konu belki aralarındaki bir sistem, belki bir alışveriş, belki ticaret, belki hastalık bilmiyorum ama yine Hindistan 2019'da söylediğim gibi Hindistan'ı çok konuşacağız. Evet. Özgürlük diyoruz. İnşallah belki de Doğu Türkistan benim de belki özgürlüğüne kavuşacaklar İnşallah. dünya çapında. Amerika'da sistemler değişecek parçalanma olabilir bence. Tabii ki olacak. Bu birkaç yani yıl sizce önce. olabilir mi parçalanma evet, bekliyor e, demiştim ben zaten evet. buna. Birkaç önce başka meslektaşlarım da eyalet sisteminden bahsetmiş. Hatta bunu ülkemiz bazında konuşmuşlardı ama ben bunun tutulmalar Amerika'dan çok gözlemlendiği için güneş tutulmaları Hı. hangi ülkeden gözlemlense o ülkenin başında değişik olaylar ya da felaketler gelebilir. O yüzden bu son tutulmalar da daha çok oradan görüldü. Evet. Afrika'dan. Bakın evet. Antarktika'dan, Buzullar'dan, bakın buralarla ilgili 2020'de biz konuşuyor olacağız. Enteresan olaylar, Sibirya'dan belki de enteresan olaylar duyacağız. Of of. Bunun altına burada sizin programınızı çiziyorum. Siz e, anladığım kadarıyla kişisel danışmanlık da yapıyorsunuz. Tabii Onu ki. biliyorum, Yol görüyorum. E, mutlaka çevremden de size gelenler de var açıkçası. Çok da memnunlar. Çok İsim vermek de istemiyorum. Evet. İlginç. Gelen sorular var mı kişisel danışmanlıklarda Tabii ki. nelerle karşılaşıyorsunuz? Mesela şirket, Hangi sorularla karşılaşıyorsunuz? Şirket kurmak istiyorlar. Şirketlerin de bir tari, doğum haritası var. Evliliklerin de bir doğum haritası var. Yani siz evlendiniz 7 7 2020. Evet. Onun da bir doğum. 7 haritası 7 bizim oluyor. uğurlu sayımız. Bilal Özbilge ile beraber. Öyle mi? Allah Burcu söyledi. Burcu Özbilge falan hep ben bizim Allah uğurlu söyledi. sayımız. Söyledi. evet. evet. Allah söyledi. Evet. Yani şunu demek istiyorum evliliklerin kurulum kurumların kuruluştan eskiden biz bunları anlatamıyorduk evet, evet ama şu anda bir Merkür retrosu var hareket etmeyin. Büyük şirketlere danışmanlık hizmeti verdiğimizde sakın bu şekilde yer, yatırım yapmayın. Bu tarih sizin zayıf bir tarih, güçlü tarihiniz bu tarih. Şu zamanda atılım yapabilirsiniz diyebiliyoruz. İlişkilerınızın bazında, ikili ilişkilerde öngörü öngörü verebiliyorsunuz. Tabii ki tarihlerini Bravo. hesaplayarak Bravo. gezegen dizilimleri hangi evlerinde hangi gezegenler dizilmiş, hangi retro Reto'da mı kurulum olmuş? Ee, önümüzdeki günlerdeki tutulmalardan nasıl etkilenecekler? Ee, bunların hepsini hesaplayıp bir matematik bu. Evet bir soru daha var. Buyurun. Buradan gidiyoruz yani. Tabii. Öngörüden gidiyoruz. Diyelim ki evlenecekler. Hı hı. Ee, tabii ki Allah bilir. Tabii. Onların kalpleri bilir, onların gönülleri bilir ama mesela benim annem babam. Kız isteme gittiğinde o mahallenin sokağına giderlermiş akrabalar araştırırlarmış kız nasıl ya da bizim mahalleye gelip oğlan nasıl diye araştırırlarmış. Evet. Şimdi siz iki genci karşılıklık karşınıza aldığınızda danışan olarak. Onların birbirlerine uygun olup olmadığını çözersiniz diye düşünüyorum. Çözüyorum ama ben şöyle bir prensibim var. Asla çift olarak eğer evlilik evet. arifesindeyse ilişki analizlerinde çift olarak almıyorum. Çünkü evet. söyleyeceğim bir uyarı onların arasından nifak sokabilir ya da... Tek tek mi alıyorsun? Aynen tek bireysel. Ee, ama şöyle bir şey var. Evet şunla asla ama ben hep şunu söylerim. Aşkta aşkın dini dili ırkı yaşı hiçbir şey yoktur. Olmaz. Bu gönül işidir. Tamamen Kesinlikle. gönül işidir. Buna hiç kimse karışamaz. Ee, Rabbimin işidir. Ama şöyle bir şey var ki evet öngörülerde şu tarihlerde bakın evliliğinizde bir sıkıntı olabilir. Siz bu tarihlerde eğer çekip giderseniz bu evlilik yıkılabilir. Ama sebat edip tutunursanız bu evliliği devam ettirebilirsiniz. Ya da bu tarih sizin evliliğinizi daha güzel bir mevkiye taşır. Daha yüceltir. Bolluk bereket verir. Kesinlikle. Sorun yaşamazsınız diye tabii ki evlilik tarihlerini belirlediğimiz oluyor. Efendim e, Nurcan Veci Recigül... Veci Gün. Veci Gün. Evet. Onu tekrarlayalım. Nurcan Veci Gün. Official. Official evet. Buradan size ulaşabilirler. Tabii ki. İstedikleri de, soruları sorabilirler. Tabii. Siz de zaten elinizden geldiği kadar oradan cevaplandırıyorsunuz. En heyecanlı bölüme geldik. Buyurun. Burçlara geldik. Burçlara evet. evet. Ee, nasıl isterseniz size bırakıyorum. Şimdi. Burçlarla ilgili yorumlar istiyorlar. Ge geçtiğimiz günlerde yaptığımız çok böyle detaylı girememiştik. Zaman evet. kısıtlıydı. Şimdi zaman bol. Nasıl ee, isterseniz yine, kendiniz yine, yapabilirsiniz. Yine şundan Buyurun. bahsetmek istiyorum. E, yine 2020 döngüsünden bahsetmek lütfen. istiyorum Lütfen lütfen çıkmayalım çünkü oradan zaten. yine bu haftayı yorumlarsak haftalıkta sıkıntı yaşayabilirler. E, kısık çok kısa oldu diyecekler, neden bu kadar az oldu diyecekler. Evet. E, gündemi Olsun. konuşuyoruz. E, mesela 21'inden sonraki sürecin çok iyi olduğunu, Temmuz'dan sonraki 21 2021'inden sonraki süreç yeni bir başlangıç ve aslan döngüsü. O yüzden ondan sonraki süreçte koçlar ticari anlamda yürüyebilirler. Koçlar. Çünkü neden? Güneş Aslan Burcu'na geçiyor ve koç Burcu'nun da elementi ateş, aynı grup. Amcasının oğlu, kapı komşusu yani yakın akrabası. <laughs> o yüzden <laughs> e, elementi aynı olduğu için coşacaklar. İnşallah. Ama fazla özgüven bazen insanları hataya götürebilir. Çok hızlı hareket edersen takılıp düşebilirsin. Önünü görmediği hiçbir şeyde hareket etme. Ama maddi anlamda ve ilişkiler bazında çok önemli... E, ...gelişmeler söz konusu olacak. Çehreleri büyüyor. 7 yılın sıkıntısını atlatıyorlar. Boğalarla ilgili de şunu diyeceğim. Onlar da terfiler yaşayabilirler. Terfiler. Evet. Kariyerleriyle alakalı terfiler yaşayacaklar. Yükselme. Yükselme. Evet Yeni Başarılı. bir iş, yeni bir ortaklık. Yeni bir evlilik. Keza emeklilikle alakalı. Tam evet. da sizin branşınız. Emeklilikle evet. alakalı... Kararlar mı? Kararlar ve girişimler. Özellikle sınır... Ee, sınırlarını aşacaklar. Bu sınır aşmak herkesin yurt dışı farklıdır ya. Tabii. Belki onlar da yurt dışındadır. Ya da ülkemizde de yurt ile alakalı bir bağlantıları vardır. Yaşadıkları ülkenin dışında bile emeklilikle alakalı bağlantılar söz konusu olabilir. Evet. Bu da sizin işinize böyle denk geldi. Yo olurdu. çok güzel. Diğer burcumuz efendim. Ee, i̇kizlerle alakalı Şimdi bu döngü onlar için çok güzel. Hadi bakalım. Yani bence tam dengelendikleri bir döngü. Özlerini buldukları para, bir para döngü. Para geliyor mu onlara? Para geliyor. Tamam. Ee, parayla ilgili. <laughs> Şanslı durum. Şans. Zaten onlar hep böyle bir kedi gibi dört ayak üstüne düşerler. Merkür retrosunu öyle. Da atlattık. Merkür retrosu onları biraz çok fazla alaşağı etmişti. Bir Venüs retrosunu ev sahipliği yaptılar. Bir Merkür retrosunu çok etkiledi çünkü yönetici gezegeni. Ama şimdi artık daha güzel, daha ferah. Ya, tüm 12 burç için aslan döngüsü. E, ele, Aslan Burcu'nun elementi güneş olduğu için güneşin tam tepede olduğu zamanlar hepimiz için biraz daha ferah eğer Ocak ayından bugüne baz alırsak evet. E, o yüzden ikizlerde bence doğru zamanda yengeçler artık tatil yapabilirler Risk alabilirler. Tatile uz çıksınlar mı? Onlar mi? uzun zaman... Dinlenmeyi hak ediyorlar. Uzun zaman evden çıkamadılar. Çünkü Oo. onlar çok titizdir ve evet. bu döngüyü çok evde geçirdiniz. Artık yavaş yavaş aslan döngüsünde bir cesaret <laughs> gelecek size. Bu cesaret her alanda olabilir. Tabii ki herkesin hayatındaki e, öncelikler farklı olduğu için... ...konu başlığınızı belirleyin. En zorunda en başa yerleştirin ve ona doğru ilerleyin. E, aslanlar zaten harika bir döngüye girecekler ve aslanlar güneş onlarda. Ama mutlu olsun aslanlar. Doğum günleri kutlu olacak. Yükselen aslanlar için de, Ay burcu aslanlar için de, Güneş aslanlar için de çok güzel bir döngü başlıyor. Maddi anlamda ektiklerine biçme zamanı. Bravo. Ya da bu zamana kadar dişimi sıktım, bekledim, mükafatını göreceğim. Yalnız sağlık alanında damar e, sertliği, damar tıkanıklığı hmm. gibi konular var ise dikkat etmek lazım. Bu konularda Doktor. Ee, lütfen. Lütfen doktor. Ya da daha önce vardı da bastırdı gitmedi. Kendini ihmal İman ediyor. etmesin. Bu döngüde çıkar. Bence de yengeçler ihmal ateşli, ateşli şeyler çıkabilir. Lütfen bu konuda dolaşım sisteminize özellikle dikkat Başka edin. Başka efendim? Efendim Başak burçlarına geldik. Başaklar da Tadilat yapmak için artık doğru bir zaman. Neden? Su borularınıza sıkıntı yaşadınız mutfakta sıkıntı yaşadınız Hakikaten bu tutulmalar sizi evdeki bütün gereksiz tadilatları ya da tam temizlik yapmışken bütün tadilatları ortaya çıkarttı. Ee, zorunlu tadilatlarda ama şimdi keyifli tadilatlar yapabilirsiniz. Evet. Ee, siz de uzun zamandan beri şifa beklediğiniz noktalarda e, gökyüzünden size şifalar gelecek. Bu da demektir ki varsa bir ameliyatınız korkmayın. Rabbim bilir Yapılabilirler. Yapılabilir ha, tamam yapılabilir Yapılabilir artık. Çünkü uzun zamandan beri de bekleyin dedik. Merkür Retrosu, Venüs Retrosu. Başaklar Aman... için değil mi? Aynen. burçları da bekleyin demiştik ama başaklar biraz daha titiz ve pimpirikliydi. Yakınlarınızla alakalı güzel sağlık problemleri yaşıyorlarsa yakınlarınızla ilgili güzel haberler alacaksınız. Sizin de iş temponuz artacak. Evet. Eğer benim hiç iş tempom yok, ben bir ev hanımıyım Nurcan diyorsan, senin de uğraşın değişecek. Kendinde keşfedeceğin özelliklerin ortaya çıkacak. Sevgili teraziler, sizin artık böyle havanın coştuğu, havanın değiştiği yatırım kapınızda. Miraslar, belki alamadığınız lafakalar, belki hak adalet devreye giriyor artık ilahi adaletle ilgili. Varsa bir tazminatın yağlamadım, nafakam alamadım, maaşım işten çıkardım, haksızlıklar gördüm. Bunlarla ilgili beklentileriniz varsa ilahi adalet devrede buradan yüzünüz gülecek. İşsiz olan izleyicileriniz varsa onlar da bence bu ara çok fazla iş başvurusu yapın. Sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Terazi evet. içinde. Gelelim yaylara. Geçtiğimiz günlerde yayları ilk programımızda özellikle yayları atladığımızı zannetmiştiniz ama biz Hayır, bırakmıştık. Hayır sona bıraktık evet, onu bilerek. Biz de aslında. Evet. Biz izliyor muydunuz demek evet. Şimdi sevgili yaylar sizin de iş artacağı, artık aileyle ilgili sorunları ortadan kaldıracağınız, sağlıkla ilgili biraz sıkıntılar yaşadığınız, sindirim sistemiyle alakalı sıkıntılarınız var da ama artık onları da biraz de devrede geriden çıkarttığınız, kurtulduğunuz ve arındığınız bir sürece giriyorsunuz. Maddi anlamda da yeni başlangıçlar var. Bu yeni başlangıçlar 2012'deki kariyeriniz olur tabii yaş aralığınız nasılsa e, ya da hayatı yeni atılan bir e, yay burcuysan hiç ummadığın 10 yılda yapamayacağın kariyeri belki bu döngülerde fırsat olarak karşına çıkabilir. Ama sabah etmeyi de bileceksiniz sevgili yaylar. Biraz diyabet durumlara dikkat diyoruz bu ara diyabet ve mide rahatsızlıkları. E, kapınızda olabilir. Eğer dikkat etmiyorsanız. Evet. Yani son sonlara doğru geliyoruz. Evet, oğlak burçları. Benim burcum. Siz, evet, sizin burcunuz ve Aziz'in burcu. Evet, burcunuz. Aziz de bizi zaten o bilmeyen kalmadı. Yolda bile <laughs> görüp oğlak <laughs> burcusunuz diye izlemişler yani. Evet. Sevgili oğlaklar, yükselen oğlaklar. Sene sonuna kadar zaten birçok olayınızı halletmiş. İnşallah. Ee, 20 yıllık hayatınızı planlamış olacaksınız. İnşallah. Belki de 20 yıllık. Yani hayatınızla ilgili öyle bir süreç ki Nerede 12 yıldan beri yaşayamad yapamadıklarınızı bir çırpıda çorap söküğü gibi gelecek bir döngü yaşayacaksınız. Allah. Yıl sonu itibariyle böyle o ağır gezegenleri 2 yıl, 2018'den, 2016'dan kalan, 2012'den kalan bütün sorunları bir çırpıda hallediyorsunuz. Sizin de hak, hukuk, adalet, ailevi konularınız, miraslarınız, davalarınız var ise burada... Tamamen haklı olanlar için bahsediyorum. Kalbinizin ekmeğini yiyeceksiniz ve özellikle devletle alakalı, bankacılıkla alakalı bu sektörlerde yer alıyorsunuz. Terfiler ya da yatırımlar yeni başlangıçlar var. Öyle Şirketler mi? kurabilirsiniz, şirketleşebilirsiniz, şirketinizi büyütebilirsiniz, büyük yatırımcılar bulabilirsiniz, genişliyorsunuz. Nurcan, ben hiçbir şey yapmıyorum. Hani ben ev hanımıyım. Bir çalışma düzenim yok. Ailenden bir teklif, bir miras kalabilir. Elini genişletirsin tabii. Ama gerçekten öyle. Bakın biz bir plan yapmadan Ama dizlere ee, dikkat çok... Aa, Ayak bileği. Romatizma mı? Romatizma olabilir, minisküsünüz olabilir, bileğinizi bir yere çarpabilirsiniz. Hmm. Şu aralar biraz aman bu aman, konulara aman. dikkat. Bu temponuzu kesmesin. Evet. Dikkatsizliğiniz. Evet. Hatta bekar olanlara da böyle ani aşklar. Hayatınızda birisi var mı? Efendim, Efendim son noktayı koyduk artık. Yani bu saatten sonra iki evladım var. 9 ve 16 yaşlarında. Hayatlarımı onlara verdim. Bir da, de bakıcımız bu da, var öyle. Bu sözünü de unutmayın. Altını çizelim. Bu denli Olacak iddialı yani. konuşan, noktayı koydum diyenler ...hiç ummadıkları yerlerden başlayacaklar. Aşk kapıları ummadığı alanda bulacak. Hatta belki iş sektöründen bile bulabilir. Deli divanında aşık olabilirler. İstersen ben. enerjini bana verme. Şu an kaldıramam zaten. Lütfen rica ediyorum. <laughs> belki 3 <üç gülüyor> sene sonra diyelim o Bilemem zaman. Veremem ama döngü ama bu. Yapma şu an olmasın. Rica ediyorum. Evrene mesaj gönder bana diye. Ya, şey. Olmasın, <laughs> olmasın, ben de değil. olmasın. Benden sonra ne var? Hemen Peki, geçelim. sevgili son iki burcumuz kaldı. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Miladımızı yaşayacağız zaten. Kova çağı. Evet. Tüm 2002 Burç için de bu dünya içinde ülkemiz adına da e, çok önemli bir döngü. 2023 Mart ayına kadar çok önemli. Bakın 2020 e, Mart kapıdan baktırdı bize hakikaten kazma kürek değil, her şeyi yaktırdı. Ama 2020'nin sonundan sonra öyle bir 2021 geliyor ki yıkılanları tekrar inşa edecek. Ve uzun zamandan beri sevgili kovalar teknoloji alanı idare ediyorsunuz. Dünyada idare edeceksiniz. Eğer ki bir iş alanınız varsa dijital ortamlar, teknolojik ortamlar, e, ne bileyim şirketleşmek, kendi şahsına münasır yapacağın bütün buluşların, icatların ses getirebilir. Yani kovalar uzun zamandan beri çok ciddi sorunlar yaşamıştı ama şimdi hayatımızla ilgili çok önemli bir döngü. Neden bunu hep yıl sonuna doğru olan döngüleri anlatıyorum? Haftalıkları zaten benim sosyal medyamda ulaşıyorsunuz. Bunları her yerde benden duyamıyorsunuz. O yüzden Erhan Bey'e e, ve Beyaz TV şahsına münhasır yapıyorum bunu ama burada ki. Ama çok güzel anlatım yapıyorsunuz. E, en azından ederim. dönüp dönüp Kanallarda, bant yayınlarında da dinleyip arada bir hafızanız yoklarsınız. Lütfen yatırım yapın. Sadece dikkat etmeniz gereken genetik hastalıklarınız, aileden geçen rahatsızlıklarınız varsa buna dikkat edeceksiniz. Yoksa hayatınızla ilgili tertemiz bir sayfa açılıyor. Son burca geldik ama evet. enerji dedin ya karma evet. enerjiye de biraz değinelim mi Evet. bu son burçtan Asla sonra? Aslında benim yaptığım her şey zaten karma aslında. Şu an sanki bana bir karma enerji yapıyorsun gibi evet. hissediyorum. Bak söyleyeyim sana. Evet çok güzel ee, bir soru. Yani, Karma'ya sorular karma nedir? Evet. Karma evet. nedir diye. Balıklardan sonra yapalım. Balıklardan, balıklardan sonra karma enerjiyi konuşalım. Sevgili balıklar, yükselen balıklar. Aslında biz bir balık döngüsündeydik ve 2020'den sonra bir kova çağını başlatacağız. Yani önümüzü göremedik, öyle oldu. Evliliklerimizde sarsıntılar oldu. Şimdi toparlanma zamanı. Sağlıkta da aile konularında da iş konularında da özellikle bireysel anlamda çok kalabalık bir ortaklık yapıyorsanız tek başınıza yürümek isteyeceksiniz. Ve bu cesareti uzun zamandan beri kendinizde bulamıyordunuz. Şu anda o cesareti kendinizde bulup yenilenme sürecine gireceksiniz. Evliliklerinde uzun zamandan beri bebek sahibi olmak isteyip ve tedavi olanlar. Balıklar mı? Aynen. Aa, çok güzel. Bebek sahibi olamadım. Kilo veremedim. Travit sıkıntım vardı, vücudumda daralmalar yaşayamadım, bir türlü sağlık sorunundan dolayı işte büyüyemedim, genişleyemedim, evladım olamadı diyen e, balık hanımlar ya da erkekler hiç fark etmiyor. Tamamen bu konularınız artık gündemden kalkacak. Sağlıklı yaşam, tarzınızın değişmesi, hayata dair bakış açınız ve fiziğinizin, vücudunuzun da değişmesiyle ilgili çok büyük enteresan olaylar yaşıyorsunuz. Ama birleşe başlamak için bu kova lütfen kullanın siz de. Bütün bilgi birikiminizle hiç ummadığınız yerden hiç ummadığınız girişimlerde bulunabilirsiniz. Evet şimdi karma enerji. Çünkü karma. E, şöyle e, ben biraz bunu araştırdım. Hı hı. E, muhteşem bir şey bu. Evet. Ve e, tamamıyla bunu siz de yapabiliyorsunuz, başarabiliyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Seyircilerimiz bunu bilmiyor. Evet. Karma enerjinin etkileri, tepkileri, olumlu, olumsuz yönlerini lütfen açar karma mısınız? Karma enerji nedir aslında? Ben şimdi karma astrolojinin birkaç dalıyla hı hı, ilgileniyorum. Hı. E, çünkü zaten tek düz olacak şeyler değil. Birçok şeyi bilmek gerekiyor. Enerji çok geniş bir alan. Karma da öyle. Atalarımızdan bir sözü vardı. Doğduğunuz ve doyduğunuz yer diye. Evet kesinlikle. Ben değil hep mi? onu unutmam. Şimdi karma şöyle ben küçük kendi tarzımda jargonumda anlatayım. Şimdi senin hayatın tempon, evet. yaşadığın yer, evet. e, bu stüdyo Aynı seninle aynı tarihte doğmuş bir başka Ahmet Bey'in, ama onun e, öncelikleri eşi, onun öncelikleri toprağa ekmesi evet. gerekiyor, hayvancılıkla uğraşıyor, belki iletişim kuramayacak bir yerde, Türkiye'nin en güzel yerinde belki Tabii. de doğuda ya da Ege'de. Onun temposuyla senin tempo aynı olur mu? Senin sürprizlerinle onun sürprizleri bir olur mu? Olmaz. Sana Erhan sürpriz var. Ee, önümüzdeki günlerde çok güzel bir iş teklif alacaksın derim. Aynı haritayı onda inceledim. mi? Onu gördüğünde adam der ki benim öyle bir gelecek bir sürpriz yok çünkü evet. hayatı bu kadar. Evet. Karma senin ailenden geçen nasıl genetik hastalıklar geçiyor? Senin ailenden sana geçen özellikler de vardır. Anne rahmindeyken anneden, babadan yani almış oldu. Yani iyi huylu, oldu. kötü uylu da diyebiliriz. Huylarınız, fıtratınızı, yaşamda biriktirdiğin, benimle arkadaş oldun, benim iyi ya da kötü enerjimi aldın. Evlendin, karından aldığın enerji, senden doğan züret çocuğundan aldığın enerji. Yaptığın ortaklık ekmeğini ondan geçen enerji bunların hepsi karma etkisi ya yaratır. Bu da çok önemli yani birini tanıyorsunuz sen, ve tanıdığınız o insanda farklı huylar varsa onları da alabilirsiniz. Şimdi sen benimle ekmeğini paylaşıyorsun ama benim sende gözüm, senin ekmeğinde gözüm kalıyor. Evet var var öyle çok etrafımızda. İşte ne oluyor bu karma enerji geçiyor işte. Vallahi. Vallahi. Yani e, sadece harita okumak işte açılar bu senin başına şu gelecek adam bekar e, e, yıkım var evlilik yıkım var adam bekar. E, Karmaz karımız işliyor orada. Evet. geçmiştik bakıyoruz e, doğduğu zamanlardaki aileden geçen bütün bir e, bedbah günlerden kalan enerjiler var. Temizleyememiş kendini. Bilincini ruhunu temizleyememiş. Orada Kesinlikle. kalmış. Kesinlikle. ileriye gidemiyor. Kesinlikle. Kişi ne yaparsa kendine yapar. Kişi istedikten sonra her türlü alışkanlığından, bağımlılığından, her türlü hastalığından kurtulabilir. Evet. Ben şimdi bir şey yapacağım da sevgili yönetmenimden rica etmek istiyorum. Nurcan Hanım çok yoruldum biliyorum. Daha devam edeceğiz herhangi bir soru yok. Bu arada e, Aziz Şef'e de yavaş yavaş sevgili yönetmenim neler yapıyor şöyle bir Aziz'i bir bir bakalım efendim e, ne, ne aşamada. Aziz ne aşamadayız? Şu ne an aşamadayız? Merak ediyorum. Patlıcanlarımızı ve biberlerimizi közledik. Kokular geldi. Siz evet. aldınız Mis gibi. mı? Gibi. Patlıcanlarımızı, biberlerimizi, biberlerimizi közledik. Sanki. Evet. Güzelce soyduk. Evet. Ondan sonra ılık bir şekilde çapraz çapraz doğradık. Tamam. Arkasından limon, 2 iki, evet. iki yemek kaşığı soya sos, 1 evet. yemek kaşığı zeytinyağı, 2-3 damla limon suyu, evet. bir tane sarımsağın rendesi, evet. bunları güzelce karıştırdık. Arkasından kestiğimiz patlıcanları içine koyduk. Evet. Bir dakika boyunca yavaş yavaş patlıcanları öldürmeden güzelce sosla beraber birleştirdik. Zaten harika görünüyor Azizciğim. Arkasından söyleyeyim. Evet. Sumaklarım, susamlarımızı kavurduk. Evet. Ondan sonra üzerlerine yeşil soğanla beraber taşlandırdık. Bu kadar basit Bu ve muhteşem. Ne, ne diyoruz? soya soslu patlıcan salatası. 2 adet patlıcan, közlenmiş efendim, 1 adet kırmızı kapya biber közlenmiş, 2 yemek kaşığı soya sos, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 adet limon bir çay kaşığı, çay kaşığı tuz dedik ve evet, Nurcan Hanıma Aziz'den sonra bir soru evet bir bakalım önce oraya bir bakalım Aziz muhteşem gösteriyor harika görünüyor. Tarihi diyet yemeği oldu hem lezzet evet, hem evet evet muhteşem bu bizim değil mi? Restoranımızın imzalı yemeklerinden bir tanesi. Evet, çok Adi lezzetli Mut ve çok, çok keyifli. Yağ yerine susam kullandı. Evet. Ünlülerin uğrak yeri bak, sizde. Ama bak bendeki ne dikkate dedi, yağ bakan yerine... yağ yerine susam kullandı. Hmm, ünlülerin uğrak yerinde. Hepsinin beraber. bir hikayesi var. Bravo. Hepsinin bir hikayesi. Hepsinin bir özelliği var. Yani, sağ tabaklarımızın sağ topraktan el yapımı olması. Patlıcanlarımızın kendi Bahçemizden toplayıp getirmemeli. Organik getirmemiz. her şey yani oluyor. Yani her şeyin bir anlamı ve önemi var. O yüzden misafirler... İşte Oğlak e, Burcu ya organik evet, toprak <laughs> ya. Ya Oğlak Burcu... Topraktan <laughs> bahsediyor. Yo süper o harika. <laughs> evet. Akrebi sona sakladık. Çünkü akrep bizim için çok önemli nedenini şimdi siz söyleyeceksiniz. Nedenini söyle. Evet. <laughs> Bilal abi kızmasın. Bilal abi akrebi sevmiyorum Bak dedi ya, o yüzden. Bilal abinin dedi. yılanlarla da Allah işi <laughs> şey yok. Adam karşımda <laughs> oturdu. Yani akrepler aslında çok özel insanlar. Evet. Ee, kişi e, şunu zannetmesinler. Hani şu sembollerden bir bahsedelim mi? Tabii bahsedelim. Şimdi ikizler dengesiz diyorlar toplum arasında. Balıklar işte çok duygusal. Teraziler dengesi öyle bir şey yok. Evet. Mesela terazilerin sembolü denge, terazi ya işte teraziler dengesi öyle bir şey yok. Akrebi söyler hayır o da sinsi değil. Bu aslında onların ne kadar güçlü ya da nerede görev aldıklarını gösteriyor. Mesela kova, diyorlar ki kova her şeyi at 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 taşır. Hayır kova özgürlük bir insandır. Kova ben taşımam, herkes yükünü taşısın der. Öyle sembollere mi? baktığımızda Kovalar. evet herkes sembollere bakıyor diyor ki ay balık bu çift ruh çift, çift karakterli ya da duygusal adam hayır öyle bir şey yok. Sakın kendinize bu şekilde e, burçların sembollerine bakarak kodlamayın. Neyi kodlarsınız onu yaşarsınız hayatta. Evet. Bilinçaltı böyle çalışıyor çünkü. Yani ikizler deyince iki ruh olarak görmeyin. Çift karakterli değil. Hayır özel insanlar daha hızlı düşünüyorlar. Daha stratejik düşünüyorlar. Çift dışarıdan bakabiliyorlar. Biz bunu halk diliyle öyle diyoruz. Yani ikizler ha, burcu işte değişiyor diyebiliyoruz ama aslında zeki zaman, olarak görmek lazım. Şimdi bizi lazım. yeni itişen çocukları izliyor. O şekilde kodlar nasıl ya ben çift karakterli miyim? deyip kodlamaması. Hoş değil evet. Çünkü kendine kodladığın zaman bak kanseri bile sen kodlayarak yenebiliyorsun. Şimdi çok bu anlamda çok önemli insan araştırmalar yapılıyor. İnsanlar kodlayarak hastalıkları yenebiliyorlar kendini kurabiliyorlar, ayarlayabiliyorlar. Bilincini çok güzel yönetmeye başladı insanlar. Farkındalık arttı çünkü. Doğru. O yüzden ben hep söylüyorum e, etrafımdaki insanlara ve bunu da burada bana fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Semboller Neden? sizin e, burcunuzun kişiliğini ya da e, omurgasını anlatmıyor. Tabii. Omurga sizsiniz. O yüzden sembolleri çok fazla dikkate almayın böyle. E, ay akrep şöyle de böyle de ikizler bu, kova bu, aslan işte ormanların kırık kükrer. Hayır hiç, hiç öyle bir şey yok. Sembolleri de bilmek lazım. Sembol sizsiniz, sensin. Senin omurgan. Peki bir şey sormak istiyorum. Merak ediyorum. Genellikle e, bayanlarda hep bunu görüyorum. Erkeklerde çok yok. Erkekler e, oldukları gibi kendilerini göstermek isterler. Ama bayanlar hep böyle sert bir yapıları vardı ilk bakışta. Bunu neden yaparlar? Hiç öyle bir şey yok. Kadınlar. Yok, Ay yok hiç mu? öyle bir şey. Ben Ay mi yanlış yok. görüyorum? Şimdi kızlar orada ekrandaki hanımlar. Niye hani hanımefendiler öyle değil mi? İlk etapta ilk tanıdıklarımızla karşı Belki böyle böyle bir tepkide şey, çok konuşmayız mesela, açılmayız, bakarız, gözlemleriz. İşte gibi. Ne güzel. Aslında en doğrusu da bu. İnsanı önce gözlemleyerek tanıman gerekiyor hal ve hareketini. Belki detaycı hanım kadınlar. Ee, ama erkeklerde de bu var artık erkekler de gözlemlemi. Erkek biz ataerkil bir toplumuz. Ataerkil bir toplumda büyüdük. Şimdi hep kadın bir adıma e, annelerimiz, babalarımız biliyorsun hep bir adama evet, kadınlarımızın önemi çok büyük olacaktı. diye ama evet. şimdi öyle bir artık öyle bir döngü kalmadı. Herkes bireysel. Cinsiyet yok artık. İnsanlık var. ...insanlığın vicdanında cinsiyet olmaz bence. Bravo. Ayrımcılık olmadı... He? Aynen. O o yüzden artık erkekler de bunu yapmaya başladı. Erkekler de eskiden kadınların çalışması değil şu anda ben çevremde o kadar erkekleri görüyorum ki eşlerine fırsat verip onları güçlendirip e, onların bir meslek sahibi olmasını desteklediğini görüyorum. Artık çocuk bakarken bile anne baba ortak bakmaya başladı. Mutfağa bile girmeye başladılar. Kesinlikle doğru. Yani birlikte birisi yemek yapıyorsa birisi salata yapıyor artık. O yüzden hiç kadınlar böyle sert ve daha değil ama yine bir, bir nüans var yani yine bir erkeğin... E, kadından farklı yanı var tabii ki düşünce basında. Erkekler anaç olduğu, kadınlar anaç olduğu için erkeği, eşini, evladını hep annelik yapıyor. Siz evlenirken annenizin yemeğinden kopup da nasıl eşinizin yemeğini yiyeceksiniz diye düşünüyorsunuz. Ya eşim güzel yapmazsa. Anneniz de diyor ki ya gelinin yemeğini beğenir de benim yemeğimi özlemezse. Evet. Hep bir kadın çatışması var aslında. Erkek de kadın arasında çatışma yok. kadın da kadınlar arasında çatışma var. Genelde hep Hem öyle. Hem cinslerde var. Kadınların hep aralarında öyle. Aynen mi? evet. Buna kıskançlık da yükleyebilir miyiz? Yüklemeyelim kıskançlık e, demeyelim de. Bir... Küçük arası arada böyle e, şeyler denir. Ama ben şuna deyim, şahit, şahit oluyorum. Mesela bir kadın geçtiğinde bir kadın dönüp bakıp yorum yapabiliyor hemen ona. Ama biz erkekler bu kadar hemen yorum yapmıyoruz. Yani Kadın, kıyafetine, yediği var. bir şeye, saçına, makyajına. Ama bak o 35'den sonra de değişiyor. Bak çok güzel bir yere geldin. Evet. 35 yaştan sonra Nurcan Hanım biz yükselen borcumuzu mu yaşıyoruz diye sorarlar hep bana. Evet. Bu genel astrologlara sorulan evet. sorudur. Hayır 35 yaşından sonra siz kişiliğinizi buluyorsunuz aslında. O ergenliğiniz bitiyor. Asıl ergenlik 30 35 yaş arasında. Evet. Ve 35 yaşında ergenliğiniz bittiği için hayatta bir mücadele edip bir level attığı, ilk öğretimi atlattığın için evet. kendini tanıyorsun. Evet. Anneliği, kadınlığı, erkekliği biliyorsun. Ebeveyn olmayı anlıyorsun. Sonra dönüp bir de kendini keşfediyorsun. Evet. Ondan sonra asıl kişiliğine dönüyorsun. Buçlar yer değiştirmiyor. Evet. Sen değişiyorsun. O zaman şimdi çok güzel yere geldik. Ben bir Aziz'in yanına gideceğim. Evet. Ama sizden... Birazdan şu soruyu sormak istiyorum Buyurun. size. Benim için önemli. Ekran başındakiler için de önemli. Mutlaka. Sevgili olacaklar, işte kız arkadaş bulacak, erkek arkadaş bulacak, sonra nişanlanacak, sözlenecek, evlilik noktasına gidecek. Hı. O aşamada giderken hı hı. neye dikkat etsinler doğru kişi mi diye tamam. birazdan Soru ona abi. gelecek. Ama tamam. ben gidiyorum bir tamam. bakalım ee, Aziz dedik ya patlıcan yaptı, kokular var, gözler falan. Gelin bakalım. Aman aman gene bir şeyler yaratıyor burada. Of aziz evet. bu ne şov? Bonfileli kadayıfımız. Bonfileli kadayıf hazır mı? Evet. Evet fırınımızda hazır. Görüyor muyuz bilmiyorum. Fırınımıza bakabiliyor muyuz ama evet çıkıyor şimdi. Aman dikkat et elini yakmayasın. Sıkıntı aman yok. aman aman aman. Biz şeflerin eli yanmaz. Olsun, çıtır gibi olmuş. Şöyle gördünüz. Of, of 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 Çıtır çıtır hazır. Oy, nasıl kokuyor? Nasıl kokuyor inanamazsınız. Nasıl Ş kokuyor? Şimdi işte ben bir tane büyük yaptım, bir evet. tane küçük yaptım gördüğünüz evet. gibi. Şu şekilde. Bunun üstüne herhangi bir şey bıraktık mı? Çocuk evet. gibi evet. görünüyor. Bak kadın eleştirisi hemen gelsin. Bak demin dedin ya çok kadınlar evet. detaycı. Evet. Ben olsam onun üzerine bir de böyle kızgın ya böyle gezdiririm. Sanki hani kadayıf tatlısının üstüne dökeriz ya. Evet. Ama Aziz Kadın eleştirisi et, hemen bak gördün mü? Kodladım beni az önce. Nurcan Hanım öyle bir öyle bir ama bakın Nurcan <laughs> Hanım lütfen öyle Herhalde, bir sistemi Nasıl <gülüyor> görünüyor. <gülüyor> Ama o da diyet gibi değil mi şefim? Evet hemen Neyi hemen diye, diyette kullanabiliriz efendim. Ben şimdi bonfile bonfileni kadayıf dolması yaptı bize evet. ve muhteşem e, göstereyim. yine göstereyim. sanatını gösterdi. Cimi Ciptes'in yukarıdasın zaten muhteşem e, Vallahi e, eline sağlık çok güzel çok, öbürü çok de çok keyifli. iyi görünüyor ya, zaten patlıcan salatası şu o an yeme başladım. yememek için kendimi zor tutuyorum e, yeme bence de ben yiyeyim istersen <laughs> <Çok, gülüyor> bekleyin bence siz yemeyin ben yiyeyim <gülüyor> <gülüyor> o zaman tamam biz sizi birazdan davet edeceğiz bu konuda ama Aziz e, çok özür dileyerek e, belki de ekranların yeni başında gelenler vardır bu muhteşem yaptığın e, ...lezzetli yemekleri, evet. yiyecekleri görüyorlardır. Evet. Bir tarif edebilir miyiz Şimdi, tekrar? Ne bu yaptığımız neydi, Eksi ne yaptı? Eksi soslu patlıcan ve evet. bonfreyli kadayıf dolması. Eksi soslu patlıcanı önce bir adet patlıcanla... Evet. ...bir adet biberimizi evet. kö, közledik güzelce. Tamam. Ondan sonra çapraz çapraz doğradık. Evet. Sıcak bir şekilde. Evet. Ondan sonra iki kaşığı, yemek kaşığı soya sos... Evet. ...bir yemek kaşığı zeytinyağı... 5-6 damla limon... ...ve çok az bir tuzla beraber güzel bir sos yaptık. Evet. Yaptığımız sosların içerisine karıştırdığımız, yani doğradığımız patlıcanları ve biberlerimizi koyuyoruz. Ama evet. patlıcanlarımızın biberlerimizi çok zarar vermiyoruz karıştırırken, kibarca böyle, kibarca. Evet. Ondan sonra <laughs> karıştırıyoruz. Kibarca Evet. Tabağımızı alıyoruz. Süper. Ama altında sos olması gerekiyor. Üzerinde evet. de susamlarımızı kavurup yeşil soğanlarımızı ince ince doğruyoruz. Ondan sonra servisinde hazır. hazır hale geliyor. Evet. Yalnız bunu söylemeden önce bugün bizim ee, Jimmy Jip kameraman Tolga'nın Nurcan Hanım doğum günü. Ne ee, o yüzden e, bunu e, kardeşimize hediye edeceğiz. Unutma doğum günü olarak kutluyoruz. Bozma mum koyun bari. Ee, bu, bunun üstüne işte bir tane mum bulursak bizim Çağla'ya çağıran <laughs> sesleri. Tol Tolga'yı çok seviyoruz. Tolga bizim gözümüz. Jimmy evet. Jip çok önemli. Çünkü evet. e, her kameraman e, kullanamaz ama diğer kameraman arkadaşlarım da benim için çok önemli. Bizimle beraber mücadele ediyorlar. Bunu Nasıl yaptığımızı tarif ediyoruz efendim. Evet, biberimizi, Bonf e, soya soslu. Biberi, bi, evet, A, soğanımızı değil. kavurduk, evet. biberimizi, domatesimizi kavurduk, arkasından bonfelerimizi küp küp doğradık, güzelce sotelemeye başladık, evet. tereyağıyla beraber. Evet. Ondan sonra kadayıflarımızı güzelce açtık. Açtıktan sonra ılık ılık olarak tereyağı, evet. kaşıkla böyle kadayıfların üzerine yedirdik. Evet. Ondan sonra ufak bir kasemize kadayıfları... Aşkıma laf söylüyordun bak. Hani ya, ama söylüyordu. ben o zaman ya. saçmak gelseydim ya. <laughs> ya. ya. <Bakın. gülüyor> Seni seviyorum. Tam fikrini söyleyeceksin. Kadayıflarımızı yani şey. açtık. Evet. Bir tane kaseye koyduk. Evet. Biraz kanatları dışında kalacak şekilde. Evet. Yaptığımız karışımı içine doldurduk. Üstünden güzelce kapattık. Evet. Ters çevirdik. Evet. Yuvarlak bir şekilde çıktı. Az 180 azaldı. derece 15 dakika. Fırına verdik. Attık. Ondan sonra zaten şu şekilde bir görüntü oluyor. gördük ee, 180 yoğurduk, derece, 15-20 dakika piştikten sonra bu biraz daha kavuk şey olabilir, pişebilir. Evet. Ee, ondan sonra yemeye hazır olur. Yani şu Tolga'ya ufak da bunun unu versek <laughs> acaba, ne bileyim bu çok güzel olur. <laughs> Şefim bir şey olabilir. sorabilir miyim? Evet. Şefim bir, bir soru. Evet. <laughs> Şimdi çok güzel anlatıyorsun bakıyorum birkaç programdır ama şeflerinde şöyle bir şey var. Şu sos tariflerini neden gizlerler acaba? Ben ee. hiçbir zaman gizlemem sos tariflerimi. Harbiden bir dakika ben onu hiç sormuyorum. Öyle soslara bırakıp sen var <laughs> ya. Ben hiçbir şey gizliyorum. Niye saklıyorum? Sak Saklasam işte. <laughs> burada var mı? <gülüyor> <gülüyor> sos tarifini ama bir dokunuş. Ama bence vermesin Nurcan Hanım. Tabii ne ki vermesin. Anladın yani, değil mi? Yani belki de onun için. Bakıyorum bazı şefler böyle ana temalara veriyor da işte o küçük dokunuşları. Bilmiyorum. Ben yaptığım her şeyi Adan Z'ye ekip arkadaşlarıma gösteriyorum. Çünkü e, onlar da birkaç sene sonra şeflik adımlarını atacaklar. Onlar da yararlansınlar. Bilmiyorum. Biz de birilerinden gördük bir şeyler yaptık. Kendimizi Bilmiyorum. çok geliştirdik. Onların da bizden evet. görüp bizden faydalanmasını evet. çok isteriz. E, o yüzden bir şey saklamaya hiç gerek yok bence. E, sonuç olarak bir de, nesil devam ediyor. O nesile de yararlı ve bilgili bir şekilde Örnek devam etmek gerekiyor. Evet, oldu. Evet, şimdi, oldu. evet. Birazdan e, şimdi bir sorun vardı. Soru sormuştum. Demiştim ki Nurcan Hanım'a, e, Veci Gün hanımefendi bizimle beraber, astrolog astrolojiyi konuşuyoruz. Efendim, Nurcan Veci Gün, e, official, Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bir soru sormuştum. Dedim ki kendisine, ne dedim biliyor musunuz? Sevgililer, aşıklar, hani böyle evlilik yoluna gidenler var ya, kadın ya da erkek, işte o kilit noktada... O evlilik gider mi gitmez mi ileride sorun yaşarlar mı yaşamazlar mı bunlar çocuk yapsınlar mı yapmasınlar mı böyle e, bir olaya bir durdurabilecek ya da evet diyebilecek bir nokta var mı çok merak var. ediyorum saygı saygı mı bozulmamışsa bozulmamışsa eğer saygı bozulmamışsa yüz göz ol olunmamışsa eğer bir yalı varsa çocuklarınızla bile sürekli yüksek sesle konuşursanız çocuğunuz bile artık sizi dinlemiyor. Ah, evet ya da her şeye ben çok önemli bir psikolo bir kitabında şöyle bir cümle okumuştum. Her şeye evet dersen hayırının kıymeti kalmayacak. Evet. Ve herkes benim artık evetimin de kıymeti kalmıyormuş. Ben evet tamam Erhan olur. Tabii ki ne demek şefim olur dersem benim evetimin de kıymeti olmayacak. Her şey dozunda olmalı. Kesinlikle. Bütün ilişkilerimizde böyle. O yüzden saygının ve özgüvenin tabii ki bir şeyleri söylemek yorumlamak tabii. gerekiyor ama... Tabii ki. Bir de çiftler ne olur konuşmayı ihmal etmesinler. İçlerinde biriktirip birden patlama yaşamasınlar. Benim bir arkadaşım var. Ne diyor biliyor musunuz Nurcan Hanım? Ee, bayan kendisi. Hı hı. Ben diyor sevgili istemiyorum. Ben diyor koca istemiyorum. Önce diyor arkadaş, arkadaş. istiyorum. Birincisi ki. diyor benim için arkadaş Tabii ki. olacak. İkincisi onunla sohbet edebileceğim. Her şeyi konuşabileceğim. Üçüncüsü dedikodu yapacağım diyor. Ondan sonra sevgili veya tabii, koca gelsin diyor. Tabii. Ben bunu yapabiliyorsam e, karşılıklı bir sade kahve içip onu dile getirebiliyorsak o zaman çok güzel şeyler oturtabiliriz. Çünkü korku diyor. girmiyor eşin içine. Kesinlikle. Neden biliyor ne Acele yapıyoruz belki Biz annelerimizden ya. babamıza hep çekinirdik korkardık evet, edep evet. diye öyle yetiştirildik. Evet. Ama şimdi bizim çocuklarımız her an bakıyorsun korkmuyor özgüveni yüksek bir şekilde sana yapmak istediklerini anlatıyor. Benim kızım diyor ki dünyadaki en iyi arkadaşım sensin. Ne kadar güzel. Çocuğunla da arkadaş olacak. E, bakın bizim çok görev, önemli görevlerimiz var. Biz evlat yetiştiriyoruz. Bir nesil yetiştiriyoruz. Evet. Eğer biz çocuklarımızı böyle yetiştirirsek ileride çok mutlu çiftler göreceğiz. Peki sizce çok özür dilerim. Sözünüzü balla kesiyorum. Estağfurullah. E, çocuklar sizce e, bir e, bu konuda uzmansınız. Anne babadan korkmalı mı sizce Hayır. çocuklar? Hayır. Ne Allah'tan ne bak. A, bak evet. Ben çocuklarıma önce Allah'tan korkmayı Allah'ı sevmeyi öğrettim. Evet. Benden korkmayı değil, beni sevmeyi. Çünkü sevdiğiniz insanı kızdırmazsınız. Kırmaktan, incitmekten korkarsınız. Kesinlikle. Korktuğunuz insana geri gelir, zarar bile verebilirsiniz korkudan. Evet. Kedinin kuyruğuna basını nasıl tırmalar. O yüzden bence korkudan daha çok insanlar korkutmak değil, sevmeyi öğretin. Kesinlikle. Sevgi, her sevgi ve saygının olduğu her mecra güzelleşir. Az önce söylediğim noktaya geldik. Ben de bir kitap okumuştum. O kitabın e, en arkasında şöyle yazıyordu. Oysa diyordu benden içeri kaç tane ben var bilir misin? Yani her insan aslında 3-5-8 tane kişilikteyiz. Ç Önemli olan o ruh hallerini Bravo. bulup güzelleştirelim. Bravo. Şimdi ben gençlere hep şöyle söylüyorum evet. bana geldiklerinde. Bakın diyorum siz karşınızdaki insana göre şekil alıyorsunuz. Kesinlikle. Sen bir önceki flörtünde böyle miydin? Hayır. Değil. Sen her flörtünde, her hayatına giren insanda başka bir şekil alıyorsun. O senin aynen, Ondan yansıyan sana geçiyor. Bravo. Benziyorsunuz. Evet. O yüzden her ilişkide aynı olmaz. Her e, büyüklerinizin yaşadığı ilişkiler gibi olmaz. Bazılarında korku var, artık evlenme fobileri var. Yok evlenin. Yani bu fobilerinizi atın. Herkes karşısındaki insana göre şekil alır. O yüzden hatası günahı varsa, kabul edilmeyecek ilişki ise... İlk önceden hayır demek, sınır çizmek çok beler, önemli. O şeyi kırmızı göstermek evet. lazım değil ne mi? Kırılmaması in, lazım. İnsan Çünkü yine acı çekecek. Tabii ki. Yine üzülecek. İşte biz astrolojinin içerisinde evet. e, bu çizgilerini belirliyoruz. Bak senin aslında çizgilerin bu. Bu çizgilerin aşar, bu kişi bu çizgileri aşar ve sen de hayır dersin. Şimdikten tedbirini al. ben İlişki çalışmalarında e, bunları önemsiyoruz görmedikleri yanlarına biz el feneri oluyoruz. Işık tutuyoruz aslında. Benim için önemli o. Ben şimdi Oğlak Burcu. Ee, Aslan Burcu ve İkizler Burcu ile evlendim. Ve olmadı. Yapamam. Kendi kendime diyorum ki ben bir daha Aslan Burcu ve İkizler Burcu'nu evlenmeyeceğim diyorum kendi kendime. Ya da bu saatten sonra çocuklarıma atadım kendimi diyorum. Siz ee, bir uzman olarak ee, Nedendi? Neden anlaşamadım? Başta oraya bir virgül koymak istedim. Neden? Çünkü, Çünkü senin elementin toprak. Evet. Bak, astroloji aslında bu kadar İkizlerle basit bir şey. İkizlerle Aslan'ı mı karşılaştı? Evet. Neden ee, olmadı? Bir eşim Aslan dedin. Evet. Şimdi o da ateş. Evet. Ateşi su bulamadığımız zaman söndürmek için ne kullanırız? Toprak. Sen hep onu söndürmek, onu düzeltmek, onu mutlu etmek için çaba sarf ettin ama bir türlü olmadı. Hep sen. E ee, gelelim havaya. İkizler hava burcu. Yerle gök arasında inanılmaz bir çekiş, çekişme oluyor. Çekim kuvveti var. Evet. Anladın mı? Yerle gök bir araya gelir mi? Gelmez. İşte orada eğer yükselen ve ay burçlarındaki açılar bazen gelebiliyor ama bazı açılar ters tezatsa o zaman olmuyor. Yani o zaman burada şunu... Burada elementlerin, evet. tarihlerin, doğduğun ve doyduğun karmalar... Evet. Kültürel yapı, tabii önemli. ki, kültürel yapı, aileden geçen örf, adet, her şey etkile. Mesela şuna da dikkat ediyorum: bir erkek ya da bir kadın mutlaka evlendiği kişinin ya da evleneceği kişinin ailesine saygı duymalı. Tabii ki. Ve evlilikten sonra sen buna gidemezsin, sen anneni göremezsin, babanı göremezsin. İki taraf da birbirine bence yapmamalı. Tabii benim öğrendiğim olaylardan geliyor bu. İlişki uzmanından e, evet. özellikle bu alanda uzman evet. olanlar lütfen evet. e, hani biz burada sohbet oraya kaydı. Hayır Yanlış hayır. Buraya değil, neden ama kaydı? Benim, burçlardan, burçlardan geldik de evet. buraya kadar Astroloji getirdik. Içerisinde. Bizim yoksa kimsenin alanına girme hayır, gibi bir durumumuz yok. Ama burada hayır, önemli hayır. olan şu. E, belli bir tarihler arasında İnsanlar evlenmeli mi? Hani bir uğur var mıdır? İşte Vardım, şu tarihte evlenen. diye. retrolarda evet. asla. Evet. Biz ev mesela geçtiğim saflarda Merkür retrosu vardı. Evet. Ne dedim? Ama Merkür retrosunda ne anlaşma yapın ne evlenin dikkat edin. İmzalamayın dedim. İmzalamayın demiştim evet, Hatırlıyor doğru, musunuz Merkür. Venüs Retrosu'na aman gidip bir güzellik dokunuşu yaptırmayın, bir estetik yaptırmayın kızlar. Sonrasında e, dudağınızı beğenmezsiniz, saçın rengi değiştirsin, vazgeçersiniz... Evet. Sakın yapma, umduğun gibi olmaz. Hep bunları yorumlarına yaparız. Bazı tarihler vardır. Mesela diyebilir Erkek miyiz Aralık kadının, ayı, Kasım ayı, şöyle şu aylarda evlenilmesin şöyle diyebilir yapıyoruz. miyiz? Hayır öyle yapamaz Genel olur. Evet. Sen ne evleneceğin kişinin doğum ne e, ortak bir çalışma yapıp size özel bir düğün tarihi. Hmm. Yine geliyoruz başa. Her şey kişiye özel. Evet, diyelim ki 5 Temmuz 14 Ocak örnek veriyorum. Aynen. Ona bir çalışma yapılabilir. Aynen. O çalışma yapılabiliyor. Ve sizin verimli enerji mi Ateş oluyor? Ateş döngüsünde mi, Bravo. toprak döngüsünde mi, hava döngüsünde mi? Hangi döngüler sizin için verimli? Yani ikiniz de ateşsiniz. Evet. Bir toprak döngüsünde normalde deriz ki Başak döngüsü ve Yengeç döngüsünde evlenin. evlilikler çok güzel olur. Verimli evet. olur deriz ama evet. e, ama şimdi ateşi söndürecek o ev, aşkını söndürecek bir elementte de evlenmek sizin için doğru olmaz. Kesinlikle. Hani benim yıkıcı olur tekrar. Işte, tabii ki hayır. Aşkınız çabuk söner. Birbirinize belki saygınız, belki tatsız olur evlilik. Sorunlar çıkar. Ama sizi coşturabilecek mesela ateş elementini taşıyan çiftlerde hava döngüsünde hava ateşi coşturur ya büyük yangınlar çap büyük aşklar aşklar evet. alevlenir hiç sönmez o Peki, ilişki. Peki sorular var. Şöyle bir soru var. Mesela sizin özellikle diyebilir misiniz şu burçta şu burç evlenmesin diyebilir misiniz öyle bir şey var mı? Yani, ee, ya da şu burçta şu burç mutlu olamaz ya da sıkıntı yaşarlar. Şimdi sadece biz güneş burçlarım sadece güneş burçlarımızla evet. hareket etmediğimiz için Evet. mesela e, Hint astrolojisine başka çalışmalar yapılır. E, Karma astrolojide başka çalışmalar yapılır. Vedik'te başka çalışmalar yapılır. Alanlarımız var çünkü. Ama e, hep de şunu söylerim. Ee, yükselen ve ay burcunuz çok önemli. İşte bakın. Ben oğlum. hesaplama yaparken yükselen burcunu hep soruyorlar. Nedir burcu, bu? Yükselen burcu, ay burcu evet. ve güne inle de sizin güneş burcunuza tezat düşecek diye o adamla ya da o kadınla evlen evlenemezsin diyemeyiz Çünkü bir bakarsan ki haritası su ağırlıklıdır ama güneşi ateştir ama su ağırlıklı bir haritaya sahiptir. Evet. O kadın anaçtır, o kadın o ilişkiyi götürür. Peki ben düne kadar ay burcunu bilmezdim evet. yükselen olarak. Ona ama birbirinin arasındaki fark nedir? Haritada 12 tane ev var. O 12 evet. tane evdeki gezegen dizilimlerine bakarız. Evet. Retrolara bakarız. Yani evet. bu bir ciddi bir matematik. <laughs> Kesinlikle şu anda dinliyorum. Zaten sizi yani hayrettikler için. O kadar derin bir evet. şey ki anlat anlat bitmiyor aslında. O yüzden evet. öyle demek benim... ...benim açımdan yanlış olur. Kendime tezat düşerim. Şöyle... ...hayır olmaz asla. Ben çünkü hep derim ki aşkın dili dini rengi... ...yoktur. Evet. Dinlemez. Kesinlikle. Ama şöyle bir şey vardır ki... ...güneş burcunuza göre de... ...karar vermeyin hanımlar beyler. Lütfen. Acele Aa, mi karar vermeyin? Şimdi mesela diyorsun ya sen Nurcan evet. ikizler burcu... ...ve ben bir ikizlerle bir aslanla oldum. Asla. Ne hmm. dedim sana? Asla deme kaderin olur. Çünkü yükseleni... ...ve ay burcu farklı da seni besler... ...sen ondan öyle bir enerji ...öyle bir huzur yakalarsın ki... ...hayatında böyle bir ikizler görmedim dersin... ...yetişme tarzından, aileden gördüğü edebinden... ...anladın mı... ...yaşanmışlıklarından... Evet. ...öyle bir değişmiştir, öyle bir evrim geçirmiştir peki, ki... Peki yükselen burcu, ay burcu mu dedik. Ay e... Yükselen burcu, ay burcu ve güneş evet. burcu... Peki bu yükselen burçla... ...ay burcunu biraz daha açabilir miyiz? Ay burcu çok bizim merak ruhsal ediyorlar. hayatımız... Efendim? ...ay burcu bizim ruhsal hayatımız... Evet. E, ...iç dünyamız... Evet. ...karmalarımızı daha çok coşturur... E, ...kendimizde e, kaldığımız zaman, hani yalnız de dedim, kalırız yani. Ay. ay Nurcan, kendimi öyle bir hissediyorum ki şimdi kendimi bir kenara atmak, yalnız kalmak... ...kimseyi görmek istemiyorum, işte evet. ruh halimizi. O dengelerimizi değiştiren ay sürekli bir değişim halinde. Evet. İki buçuk güne bir değişir. Evet. Dolunay olur, hani Dolunay'da bilirsiniz evet. ki böyle Amerikan filmlerinde işte kurt adamlar, kurt kadınlar evet. falan. <laughs> e, artık bunun bilimsel de bir açıklaması oldu. E, gerçekten ayın hareketleri insanlar üzerinde etki yaratıyor mu? Evet. Evet. yaratıyor. O tamamen bizim iç dünyamız, karanlık noktamız. Güneş burcumuz tamamen bizim fıtratımız. Dışarıdan gördüğümüz ilk görüşteki yansımalarımız. İlk bakış. İlk bakıştaki almış önemli olduğumuz mi? enerji. İlk Çok görüş önemli önemli mi? İlk görüşte ben senden enerji almasam bir daha seninle asla e, ne iş yaparım, ne konuşurum, ne selam Gerçekten. veririm. Gerçekten. Çok önemli değil ilk bakıştaki enerji. Ne yapmak lazım peki? İşte, Belki doğru insanlar o gün kötü geçti. Nasıl olacak? İşte o yüzden diyorum ya ne Damca Sokak'cığım burada görüşme yapma. <laughs> i̇şte kötü günlerde, enerji düşük günlerde e, danışanlarımız çok önemli toplantılar almıyor mesela. Çok önemli kararlar O zaman kıyafetimizi almıyor. seçerken güneş bur, burcuna göre, iş dünyamızda Zey... ay burcuna göre mi seçeceğiz? Hayır yani? kıyafetimiz değil. Evet. Kişiliğimiz bizim kıyafetimiz zaten. Ha, giyinme zaten belli ediyor ya. Kişiliğimiz bizim kıyafetimiz zaten. Yani benim bahsettiğim kıyafet şu üzerimizdeki eee <laughs> fistanlar değil yani. Evet. Hani ester derlerdi ya. <laughs> Tamamen kişiliğimiz yansıttığımız enerji bir anda. Evet. Sen istersen kırmızı giy. Enerjin düşükse hiçbir şekilde yükseltemeyin yükseltemiyorsan. Evet. O elektriği vermiyorsan olmaz sorular, zaten. Sorular çok geliyor. Yandınız. Evet. Birazdan bir soru soracağım inanamayacaksınız. Efendim e, Nurcan veci gün bizimle. E, ...astrolog, astroloji... E, ...ve Nurcan Vecigün... ...official'dan lütfen sorularınızı... ...ve kendisini takip edebilirsiniz. E, ben onun hayranı oldum. Çünkü Teşekkür o kadar güzel ederim. şeyler açıklıyor ki... ...hanımefendi... ...çok, e, çok da değerli... E, ...ve bir anne. E, dolayısıyla bizi bizden iyi anlayabiliyor. Yaşanmışlıkları biliyor. Ve siz o kadar şey yaşıyorsunuz ki... ...belki şu anda... ...elinizde peçete ağlıyorsunuz. Belki şu anda... ...içiniz cız ediyor, ne yapıyor, ne ediyor diyorsunuz. Ee, uzaktasınız sevgilinizden, eşinizden ayrıldınız. Belki de haksızlığa uğruyorsunuz. Bunların hepsini bir karma enerji var, bunu atabiliyorsunuz işte. O yüzden Nurcan Hanım e, bu işte gerçekten çok başarılı. Peki bir şey sormak istiyorum. Evet. Ben, e, beni tanımıyorsunuz. Hı hı. E, i̇ki e, programdır, beraberiz. Hı hı. Ne gördünüz efendim? Ben nasıl bir kişiliğim? Affedersiniz. Bunu çözebiliyor musunuz hanımefendi? Ben onu hemen matematiğini yapıyorum. Evet. Yani tabii ki o bir e, öngörümte baktığımda evet. insan analizi, kişilik analizi. bir hepimiz yaparız. Herkes, Sen de hani gördüğünde. Ben size yaptım mesela. Yani. Mesela siz, siz çok dikkat edilmesi gereken bir hanımefendisiniz. Bir yanlış yaptık mı? Eyvallah ya. Yani. Ama Vallahi her anizi parçalayabilirsiniz. <laughs> o yüzden hiç bekar kadına söyleyecek Ama, Ama ses bu, bu, hayır ben hissettiğimi söylüyorum. Tamam hoşsunuz güzelsiniz, Teşekkür sevimlisiniz. Ederim. ama ben sevinizin arkasında hatayı asla kabul etmeyen çarpıyı koyup arkasına bile bakmadan gidebilecek yönetici, bir güçlü kadın görüyorum. Yönetici gezegenim o. Yani Doğru yönetici mu? Yönetici gezegenim Mahmut Hoca gibi müdür ede aslında beni böyle hep kovalayan o Satürn hani evet. değiştirir hep her şeyi yanlışları tahammül etmez ama şöyle karşımdaki etmezsiniz. insanın yapabileceğini kanaat geliyorsam evet efendim. neden kendi onun iyiliği için neden sen bunu yapabilecekken bunu yapmadın Dersin. derim bravo mesela sizin e, sizdeki tek şey size zarar verecek tek şey aslalarınız aslalarınız hayatınızdan kaldırın bırak açın kapıları Asla ben bu işi yapmam asla bir daha yapmam. asla kendime seni çıkartma. var ki bütün seyircilerimizde ben de var. Ben demem asla dememeyi Biz... çok yıllar oldu öğreneli. Ama demişsin de zamanında aslayı. Tabii ki dedim ama Herkes tecrübelerime gibi. dayanarak diyorum ki asla sizin tamamen önünüzü kapatır. O zaman şöyle diyelim bence. Geçmişini unutanlar onu tekrar yaşamak zorunda olurlar. Asla zamanında dediklerimizi unutmayalım ama ve şimdi de asla demeyelim. Evet göbek bağlarımızı kesip kurtulalım. Yükünüzden kurtulun. İşte Geçmişte atamıyorum gün. ben o kadar kolay ya. Vallahi atamıyorum. Bak onlar da atamıyor. Ya öyle deme sen geldin burada oturdun anlatıyor. Sen atmışsın. Bak kendini karma yapmışsın bir şeyler Hayır, bak. Atamıyoruz. Bak onlar şimdi ekran başında bizi izliyor ne bir yandan. Ne yapıyorsun ben ne yapıyorum biliyor musun? Evet. Böyle çok başıma kötü ne bir şey geldiği zaman. Kendim yaptığım şey. Hastanelere gidiyorum. Evet. Ben, bir ben nasıl gidiyorum göbek bağımı Bak ben. bak ne yapıyorum? Evet. Beterin beteri var diyorum. Haline şükret dostum. Derdime oturup evet. çare arıyorum. Bir hastaneye geziyorum. Evet. Bir mezarlık mezarlığa gidiyorum. Bir sokaktaki insanlara sohbet ediyorum. O anki derdin belki de ne kadar küçük olduğunu dan dolayı utanıyorum. Bu çok güzel. Bu çok güzel. Hani karma karma boş değil bunlar. Tamam, hani harika bir yere karmak. Kendimi nasıl tedavi ederim Nurcan? Nasıl değiştireyim algıyı? İşte algıda seçicilik. O zaman şöyle yapalım. Enerjin çok yüksek. Evet. Çok şeyler yapacaksın farkındayım. Yapman için de çok enerji geliyor. Ama e, lütfen fren gaz. Tamam. Her ben bana söylediysen söz veriyorum. Hı hı. Bir bisiklete bindim, dinamo gibi yavaşlatacağım. Şimdi birincisi. Bir. Bir. Bana göre, bana göre. Kadınlar e, istedikleri şeylerin peşine gitmektense kenarda beklemeyi sakince e, erkekler tarafından bahsediyorum, kabul ediyorlar bana göre. Erkeklerse e, çok baskı yapıyor. Bence erkekler baskı yapmayıp biraz kenarı çekilse, kadınlar gelse saygı çerçevesi içinde her şeyin düzelebileceğine inanıyorum. Bunu ilişki bazında mı konuşuyoruz? Yani kadın erkek ilişkisinden evet, bahsediyoruz. Evet, öyle bahsediyoruz. Yani bu görüşüme ne diyorsunuz? Ama bu değişmez çünkü biz Türk toplumunda Soru gelmişti efendim. Yani evet, e, o anlamda. Evet, biz Türk sordu. toplumunda yaşıyoruz. Bakın. Evet. Biz bir Ata Erkin. Is, biz Ata Erke, biz İslam ülkesinde olduk evet. Kadın zaten bir şekilde o enerjiyi, o ışığı verir karşı tarafa. Gurur, gurur Hayır, karşı tarafa zaten verir o ışığı. Evet. Sen karşı taraftan o sinyali almadan gidemezsin ki. Sen önce Kadın izin vermezse zaten gidemezsin. Bravo. O yüzden Bravo. sen o işi almışındır. Ez bakalım. Yakaladığın fırsatı ez bakalım. Ama sen de yani, yani... bir kadın olarak söyle <laughs> bir bak bir, ekran başında bitir kadınlar sana bir, kadın bizi... bir e alkış Alkış ama ben yanlış mıyım? Sütüyor soran bütün erkeklere. Ya tamam sen. Eğer bir kadın e, müsaade etmezse erkek o enerjiyi almazsa gider mi WhatsApp numaramıza yazsınlar? Gider mi gitmez. Tamam mi? ben de şunu bileyim. Gitmez ama şunu da şunu da çok gördüm. Kaçan kovalanır misali var ya. Ben birinin peşine gideyim, gideyim, gideyim. Sonrasında geri kaçayım inanın o peşime gelir. İnanın gelir aynı şekilde kadın da erkek için. Ama bu hayatta hep böyle. Yapma Nurcan Hanım. Kaçan kovalanır diyorsun ama. Öyle değil mi Nurcan Hanım? Ya ilişkilerin tarzına göre ama bak Değişe yine mi? de söylüyorum. Sen niye kovalıyorsundur? O sana gel diyordur. Bir sinyal veriyordur da kovalıyorsundur. Sinyali almadan Çünkü gitmeyiz Çünkü sen onu elde edebileceğini Peki. biliyorsundur. Onun kabul edeceğini biliyorsundur. Peki. O da sana naz yapıyordur. Tamam burada haklısın. Eğer bir kadın bir erkeği. ...istemezse zaten sen onun... ...yıllarca peşinden koşmayı değil... ...bir saniyede senin önü bertaraf eder. Emin etkoyar. ol erkek de istemese de kadın da ona yanaşamaz. Haberin olsun. Kadın ya. erkek ilişkisini döndük. Ne tamam. oluyoruz? <laughs> ne olduk? Yönetim ne olduk? Şimdi olayı şöyle çevirelim ve toplayalım. Şimdi bu zamana kadar... ...hep bir öngörünüz var. Evet. Peki bu yaşadığımız pandemi olayları... Evet. Kor ...korona olayları... ...aynı çatıda aynı evin içinde yaşıyoruz dışarılara çıkamıyoruz. İlişkilerde sarsılmaya sebep oluyor mu? Tabii ki oluyor. Ne yapmaları lazım? Tabii ki. Uyarınız Bir nedir? Birçoğunu da belki de pekiştirdi. Evet. Birçoğunu pekiştirdi. Evet. Ben öyle erkekler gördüm ki ...buzdolabı temizleyip içindeki erzakları not eden ve hiç beklemediğim insanlardan. Bunları gördüm yakın çevremde. Eşine yardım etmek mi yoksa zaman? Tabii ki yardım etmek. Evet. Bravo. Yani hani Bravo. erzağımız var mı? hiç belki de mutfağın kapısını açmayan insanlar. Ama ne vardı biliyor musun Heran? Bu zamana kadar ilişkilerinde her şey halının altına süpürmüş, no. hiç yüzleşmemiş çiftler arasında büyük trajediler oldu. Gerçek yüzlerini gördüler. Birlikte zaman geçirmiyorlardı. Ya onun parasına bakıyordu. Tamam mı? Bravo. Ya onun e, işte... Belki kahve bile içmiyorlardı birlikte aynen. yani. Ben çiftlere şunu söylüyorum ne olur sohbet edin. Evet. Yine aynı yere Konuşun, gel. Konuşun değil mi? Konuşun biriktirmeyin. Şu bardağa alabileceğinden fazla su koyarsak taşar ilişki biter. Bazılarına o kadar güzel geldi ki uzun yıllardan beri ilk defa eşimle sizin dediğiniz gibi bu kadar keyifli zaman geçirdin Nurcan Hanım. Danışmanlık deyip, bu yönde e, yapıyorsunuz. Boşanmadan dönenler var. Bravo, Bak bo ya Pandemi öncesinde boşanma davası pandemi döneminde boşanmaktan vazgeçen. Ne kadar? Allah razı olsun benim kocam Allah razı olsun benim karım ne kadar iyiymiş deyip boşanmadan dönenler de var. Bravo. Tam tezatı yani. Bravo. Ama burada önemli olan... Bu e, yine, yine, kadın erkek ilişkisinin arasındaki bağla alakalı, kurdukları bağla alakalı, demek, sağlamlıkla alakalı. Anlaşabilmek, birbirini Tabii anlayabilmek. Ki. Bir şey sormak istiyorum. siz e, siz öngördüğünüz için soruyorum. Daha ilk yani buluşmalarda o evlenmeden önceki durumla evlendikten sonra neden kadın ve erkek değişiyor? Görevler değişiyor. Yani niye hep şunu diyor? Misyonlar evlenmeseydik değişiyor. keşke o hayat daha iyiydi. Çoğunluğu bunu diyor sorumluluk mesela. Sorumluluk artıyor, misyon değişiyor. Kimlik? Senin yükünü alıyor. Evet. Senin sorumluluğunu taşıyor, senin soyadını taşıyor. Ya da sen onun e, cinsiyetini taşıyorsun, benim karım diyorsun. Sahipleniyor e, nam, tabii muyuz? Tabii ki. Daha fazla. E, sorumluluk oluyor. Bravo. Bununla alakalı. Bundan kaynaklı. Şimdi bir de şöyle bir, hemen bir kısacık da bir daha vereyim mastrolojik evet. olarak. Evet. Şimdi yılın ilk yedi ayı, biz, altı ayı dolu dolu kadın enerjiye gittik. Evet. Kadın... Ee, kanunları, kadınları yapılan eziyetleri konuştuk ya da Allah göstermesin kadın cinayet şiddet olaylarını gördük. Şimdi yılın son böyle beş ayı daha eril enerji, daha erkek enerjisi olacak. Bilginiz olsun yani hani bu kadın erkek ilişkisinden açılmışken evet. şöyle de bir tüyo vereyim dedim. Evet. Birçok e, yerde belki duyamazsınız bunu. Neden kadın? Kadın çünkü yılın başında 10 Ocak itibariyle Yengeç Burcu'nda olan tutulmadan dolayı Temmuz'un e, beşinde olan tutulmaya kadar yoğun bir şekilde kadın enerjisi vardı gökyüzünde. Evet. Şimdi artık Oğlak Burcu'nda yani sizin burcunuzda olan tutulmayla birlikte artık gökyüzünde daha çok erkek enerjisi var. Kadınların da belki erkek gibi tuttuğunu kopartacakları, belki erkeklerin e, ticari anlamda kalkınacakları bir enerji var gökyüzünde. Ama ben kadınların e, ticarette başarılı olmasından yanayım. Yani Tabii ben ki. bu noktada çok destek veriyorum. Kadınlar da ayaklarının yerde basmasını ve güçlü olmalarını Tabii isteyen ki. ve bu yönde destek veren bir insan. Üretmek, her zaman Kesinlikle. için üretmek. E, paslanmaz ne yüre yüreğiniz paslanır, evet. e, ne zihniniz paslanır. Evet. Ee, ...ne geç yaşlanırsınız... ...daha genç kalırsınız... ...o yüzden bende çalışmak... ...üretmek kadar güzel bir şey... ...hiçbir şey yapamazsınız el örgüsü yapın... Evet. ...kitap okuyalım... ...son 7 e, dakikamız var... E, ...bu 7 dakikaya sizinle zamanımız... ...yani çok şey konuşmak istiyorum... Evet. ...ne uyarılarda bulunmak istersiniz... ...gençlere, annelere, babalara... ...hani bir öngörü görüyorsunuz... Şimdi, ...yani 2020'nin sonuna doğru... ...bir şeyler olacak ...şimdi bu mutlaka. döngü özellikle... E, 2020 asla su kaldırmayacak, sahte hiçbir şey kalmayacak, e, işini eğitimsiz olan, hı hı. E, bunu yüzeysel yapan ya da parayla ya da hı hı. bir şan şöhret yakalamış ama altı boş olan hangi sektörde olursa olsun hı hı. 2020 bu insanları bertaraf edecekti. Öyle. Dolu donanımlı eğitimli insanları da artık su yüzüne çıkartacaktı. Ortaya çıkacak. Oğlak evet eğitim. Farkını gösterecekler bu, ya. Yani. Bu sanatkar da olsa bu zanaatkar da olsa. Bravo. Yani bu gidip bir çömlek yapan büyüm de olsa bu gidip pırlanta yapan birisi de olsa. Eğitim benim bahsetmiş şey olduğum eğitim okuldan bahsetmiyorum. Evet. Hayatınızla alakalı kendinize ettiyseniz ne ala usta çırak ilişkileri tekrar gündeme gelebilir. Demin çok güzel bir şey söyledi şefim dedi ki ben öğretiyorum. Bütün soslarımı da aktarıyorum. Çünkü benden sonraki jenerasyon bunları yapsın. Kesinlikle. Geçsin dedi. Kesinlikle. O başka bir tür düşündü. İşte tekrar aslında o, o kadar güzel bir şey yaptı ki adı namı yürüyecek. Tabii ki. Ama bencil olmak her zaman için kötü. Belki de bir daha o yemek unutulup gidecek o sos Kesinlikle. gibi. O yüzden çok önemli bir döngüdeyiz. Üretmek sahte olan her şey bitecek. Özellikle ne yapıyorsanız kendiniz için yazılı, kanunlu, kaideli yapın. Kanunlar değişiyor çünkü 2020'de. Kanunsuz hiçbir şey kalmayacak. Gerçekten çok. Bütün yasalar değişecek. O yüzden atacağınız her türlü adımın yazılı, kanunlu, kaideli olması gerekiyor. 2020 su kaldırmayacak, boş olan hiçbir şey kalmayacak ve sahte hiçbir şey kalmayacak. Peki, Gerçek bir yıl. Evet, peki Nurcan Hanım ee, şunu diyebilir miyiz? Şu burçlar, mesela kova burçları. Nelere dikkat etmeli bu dönemde? Yani ee, bir, bir şey yapabilir miyiz? Boş yani? boş geçersek çok az bir vaktimiz kaldı kalp kırılır. Yani hayatlarında mesela tamam, neye şey dikkat, dikkat etmeli? Özür dilerim kova burçları kova, hayatlarında ciddi, neye dikkat etsin? Kova asla kariyerine dikkat etsin. Bütün edecek. burçlar için biraz biraz tamam, söyleyebilir kova misiniz? Kova asla tırnaklarını kariyer için geçirecek ve asla hiçbir şey önüne engel tanımayacak. Kova bir daha özür dilerim. Kova burçları. Evet. Kariyer odaklı olacak. Kariyer odaklarını bulunduğu yere geçecek ve onu daha ne kadar tırmanabilir, yükselebilir Ne diyecek. zaman olacak bu? Bu döngülerde işte. Ee, yani bunun bir süresi var mı? Affedersiniz. 2023 Mart ayına kadar. Tamam ben kova burcu ile o zaman. <gülüyor> ne <gülüyor> kadar evet. başarılıymış baksana. Evet, sana. evet evet bu döngü çalışma Ama canını dişine sıkacak. Belki nefes Bravo. alacak zamanı Şaka kalacak. Şaka bir yana da çalışsınlar. Sa tabii. balıklar özellikle ikinin işi şu aile problemlerinizi artık ortadan kaldırın. Ve ruhsal anlamda kendinizi geliştirin Bra. Yaylar şan şöhret yakalayacak. Yaylar Evet şan, şan şöhret, şöhret yakalayacaklar şöhret. Akrepler yeniden küllerinden doğacaklar İnşallah. Her alanda İnşallah. Sevgili teraziler Bence kırmızı çizgilerinizi biraz törpülemeniz gerekiyor Mesela, Mesela Ego mu yapıyorsun? Benim asistanım da terazi şimdi dinliyor Çağla Onda bir kere ego yok Yok değil mi? Yok. Onda asla ego yok. Ben ilk günden beri onun haritasını biliyorum. Onda ego yok. Tebrik. Belki kuralları var. Var var. Ego demeyelim. Var var, Kural. sabit Belki var. Sabit kuralları var. Belki Sabit fikirli fikrini değiştirecek bir olay, bir sebep sonuç ilişkisi yaşayacak. Kırmızı çizgilerinizi ve sivri yönlerinizi törpülemeyi öğrenin. Evet. Ee, sevgili aslanlar parayı çok harcamayın. Artık evlenmeye doğru gidin. Ev Hı. almak ya da evlenmek. Aslanlar, arayı evet, çok harcamasınlar. Parayı çok harcamayın. Ya. Yatırım yapın. Yani Ağustos böceği gibi davranmayın. Giderse para ne olacak? Biterse ne yapacaklar? E, ne olacak? Aç kalacak o zaman. Aa. Ağustos böceği gibi davranma. Aslan. Sevgili evet, sevgili Başaklar yatırım yap. Ev al. Emekli ol ev al. Bak yine oraya gel. Bravo. <laughs> Sevgili ikizler siz de öğrenim hayatınıza çok dikkat edin. Eğit kendini. Her alanda eğitim senin için çok önemli olacak. Boğalar da evlilik, çocuk sahibi olmak, yatırım yapmak, göç alanlarında odaklı olsunlar. Koçlar zaten maddi manevi değişim sürecindeler. İnşallah bir burç atlamamışımdır Vallahi anlatırken. Ee... Balıkları da anlattım. Zannedersem... dersen? yengeç. Şöyle yengeç, e. yengeç. Bravo. Yengeç. Sevgili yengeçler artık siz... Ee, bir 20 sene herhalde bu kadar zorlu bir süreç yaşamayacaksınız ama sizin tek yapmanız gereken kimsenin yükünü yüklenmeyin. Bırakın boşa kürek sallama siz angarya işlerden onun çocuğu, onun kendine zaman ayırmıyorsun. Annem, babam o oh bu derken kendine tek zaman ayırmayan kişi sensin. Artık kendine zaman ayır. Ben benim de biraz. Biraz bencilleş en şanslı ya da şanssız burcumuz aynı Yok hangisi? öyle bir şey. Herkesin şans döngüsü değişir. değişir. Haritalı bazında. Evet. Ama bahsettiğim zaten şans. Odaklanmaları evet. gereken konulara bahsettim. Ama her kova kariyer yapmayacak. Belki 60 yaşında bir büyüğüm beni izliyor. O da belki dinlenmek zorunda. Nurcan Hanım ben oğlak burcuyum. Arı gibi çalışıyor. Karınca gibi çalışıyor. Ama sen 70 yaşına da gelsen 45 durmazsın. Yaşındayım, 45 yaşındayım. 9 ve 16 yaşında iki oğlum var. Durmuyorum. çocukların bile bazen baba otur diyorlar. Neden bu bu kadar iş aşkı? Yani ama niye böyle... ben dinlenmeyeyim mi yani? Ya ben? dinlenin tabii ama oğlakların o var ama bu yıl sona doğru siz bunu yakalayacaksınız. Bakın Ağustos itibari kendine Ay, zaman ayırmaya başlayacaksın. Yani. yani ben yani evet. Şöyle bir şey var. Tok evine aç kedisi gibi çalışıyorsun çalışıyorsun ama evet. oradan bir lira harcıyor musun evet. vaktin yok değil mi? Evet. Artık şimdi öyle değil. ben de varım diyeceksin. Kendine zaman ayırmayı öleceksin, Planlı olacaksın. Teşekkür ederiz. Efendim muhteşemdi ne diyeyim ki?